24 TV ekranlarından herkese iyi akşamlar efendim. Ben Cesmi Olho. Her pazar akşamı olduğu gibi Ortaya Konuşalım başladı ve hepiniz hoş geldiniz. Bugün alışa gelmiş olduğu gibi yine iki bölümümüz olacak. İlk bölümde spordan bahsedeceğiz. Spor psikolojisinden, disiplininden bahsedeceğiz. Eminim sizlerin de çıkarımları olacaktır. Çok değerli, hakikaten Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli spor adamlarından bir tanesi şu anda burada. Eğitmen, danışman ve mentor statüsünü taşıyan çok değerli bir de akademisyenimiz var. Ortaya konuşacağız. Sizlerden de her zaman olduğu gibi çıkarım bekliyoruz. Eminim çıkartacaksınızdır. Bakın neleri konuşacağız. Hoş geldiniz masamıza. Buyurun. Stres, öfke, hırs hepsi birer psikolojik etkendir. Hayatımızın her alanında var olan psikolojik etkenler, spor dallarında başarıdan başarıya koşan sporcular için de büyük önem taşımaktadır. Agresif tavırlar, kontrol edilemeyen öfke, sporda görmekten hoşlanmadığımız tepkiler ve davranışlar, sakatlanan veya performansı düşen bir sporcuda meydana gelen güvensizlik, kaybedilen kupalar, zihinsel ve fiziksel performansı olumsuz etkiler. Peki sporda psikolojik hazırlık nedir ve nasıl yapılır? Başarı odaklı sporcu gelişimi bütüncül bir süreç midir? Sporda psikolojik eğitimin önemini şimdi ortaya konuşuyoruz. Evet, bir kez daha hoş geldiniz. Hemen konuklarımıza aktaralım. İbrahim Kutlay. Hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim geldiğin için her şeyden önce. Rica ederim. Ve hocamız Profesör Doktor Tuygar Biçer. Eğitmen, danışman, mentor. Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim Cez. Sağ ol. Seni iyi gördüm ben. Gözlerin ışıldıyor yani. Muhteşem. Enerji var mı hala? Muhteşem. Ha? O kadar yüksek tonundan başladı ki. Süper. Sana nasıl yetişeceğiz merak ediyorum. Estağfurullah. Burada baksanıza yani İbrahim var burada ya. Yılların meydan okuyamadığı adam yani. Estağfurullah. Evet. Valla hakikaten bir tane biraz yok. Aynı şeyi söyledim. Kuliste sohbet ettik biraz önce. Dedim ki ya insanda bir beyaz olur ya. Evet. Ya bir şey olur ya dedim yani hani yaş aldığına bak yaşlandığına değil. Yaş aldığını hani gösterecek bir şey doğru. Yok. Niye evet. Bir sınır oluyoruz değil mi böyle evet, şeyler? Yok şaka. Evet, doğru. Çok şaka. Şimdi benim babamın bir sözü vardı ama bu herhalde ilk defa duyduğunuz bir söz değildir diye tahmin ediyorum. Çocukken bana söylemişti. Oğlum demişti ya müzisyen ol ya sporcu ol. Yani hobi olarak bunları yap. O zaman iyi adam olursun demişti. Evet. Mutlaka. Doğruluk payı var mı? Hocam sizinle başlayalım. Var olmaz mıdır bunda? Mı? Mental olmaz. Olarak var mıdır bunda bir olmaz doğruluk payı? Olmaz mı? Yani müzik öyle her şey değildir. Yani müzik o kadar muhteşemdir ki insan yapan en şeylerden bir tanesidir. Zaten gelişmiş insana bakarsanız hayatında bir takım faktörler vardır. Bunlardan birisi sanattır. İşte müzik bir sanatın bir koludur. Hı hı. Çünkü sırf düşüncenizi eğitinizi, ruhunuzu eğitinizi müzikle. Yani müzikseniz insan olursunuz. Sanat zaten insana insan olmayı anlatır. Sanat kendini aşmayı anlatır. Sanat insana doğruluğu anlatır. Sanat insana mücadeleyi öğretir. Sanatla insan olursunuz. Ama sporla kendinizi tanırsınız. Gücünüzü test edersiniz. Ne yapıp ne yapamayacağımızı bilirsiniz. Tabii de buna bile bilim aklı olursa bambaşka bir insan olmaya doğru gidersiniz ki muhteşem olur. Gelişmiş ülkelerin eğitimlerinin hepsinde de üçlü ayak vardır. Bilim vardır, sanat evet. vardır ve spor vardır. Sporcu olmak zorunda değildir. Sanatçı olmak zorunda değildir ama sanatla herkese uğraşacak. Yani evinde bir piyano çalmayan, bir enstrüman çalmayan insan bence biraz eksiktir hayattan. Resim yapamayan, ne bileyim hayatla böyle birer güzel estetik duygularda yok, yorulmamış insanlar nasıl olacağını sanıyorsunuz? Depresif, ruhsal çöküntüler için yaşayan, gelecekten kaygılı, umutsuz, kendini tanıyamamış insanlara ne dönüşürler? Doğru. Bizim mutluluk için bunlara çok ihtiyacımız var. Çok doğru. Şimdi biz kelimeyi mi yanlış kullanıyoruz İbrahim? Mesela sen sporcusun, sen müsabak bir adamsın evet. ve bu senin mesleğin oldu. Şimdi bizde şöyle bir şey var ya hani yaşam biçimi olarak biz Türk milleti olarak çok spora yatkın değiliz diyorlar. Halbuki o kelime yanlış galiba. Biz evet. egzersiz yapmak zorunda olan adamlarız. Sporcu o. Doğru evet. mudur? Aynen hani doğru. Bu ayrım önemli. Yani tabii ülke olarak rekabetçi ortamları seviyoruz. evet. Ama bunu birbirinden ayırmak lazım. Şu anda tabii ben bu işi profesyonel yapmayı tercih ettim. Ben basketbolcu olmaya karar verdiğim yaşta 14-15 yaşlarındaydım. Ama daha evvelinde... Nasıl karar verdin? Ben sporu çok seviyordum. Aile olarak babam sporun çok içindeydi. Ben hayatım hep sporla, futbolla, basketbolla geçti. Çok küçük yaşlarda. Uh-huh. Ve spora karşı da bir eğilimim vardı. Ama yeteneğimi daha ilerleyen yaşlarda keşfedebildim. Amacım hem ailemin amacı hem de benim amacım sporla büyümek, sporun içinde olmak, sporun getirdiği avantajları hayat boyu taşıyabilmek. Tabii ki kötü alışkanlıklardan da uzak durmaktı. Bu amaçla spora başladım. Daha sonra yaptığım sporu sevdim. Basketbolu artık bir hobi olarak değil de profesyonelce yapmak anlamında bir adım attım. Dur bir virgül koyalım. Dün hayatını okudum. 3 saatime mal oldu. Sana söyleyeyim. Çok samimi söylüyorum yani. Evet. İnternette açtım. İbrahim Kutlay'ı araştırmaya başladım. 3 saatim gitti.
Yani inanılmaz bana başarılı. Bana söyleseydin 10 dakika. Evet, anlatırdık. Şimdi anlatmak isteyecektik zaten. Şimdi belki bilmiyor olabilirler seni takip edenler. Sen futbol istiyor musun? Futbolcu olmak istiyordum. Futbola ama başladım. Futbola başladım. Babam beni futbol, Fenerbahçe futbol seçmelerine götürmüştü. O dönemde hatta seçildim, takıma girdim. Ama daha sonra futbolun şartları ve fiziğimin basketbol yatkın olmasından dolayı basketbola dönüş yaptım. Güzel. Ama şunu söylemek lazım. Yani bizi izleyen ailelere çocuklarını spora yönlendirirken sadece basketbolcu, futbolcu, voleybolcu, tenisçi olmak için oraya göndermeleri gerekmiyor. İlla profesyonel olmak durumunda değiller. Kesinlikle değiller. Tabii. Önemli olan küçük yaşta o spor eğitimini alabilmek. Küçük yaşta çocukların spordan neler kazanabileceğini göstermek. Kötü alışkanlıkların arınabileceğini göstermek. Sorumluluk duygusunu küçük yaş spor yaparak edinmelerini sağlamak. Özgüvenlerini ancak sporla kazanabileceklerini onlara öğretebilmek. Bir takım içerisinde büyüyen, bir spor yapan bir gencin hayata bakış açısı her zaman farklıdır. Hayatın her zaman bir sıfır diğer arkadaşların önündedir. Çünkü sorumluluk almayı bilir, özgüvenlidir, paylaşmayı bilir her şeyden önce. Takım ruhunu benimsemiştir ki bunlar hayatta hocam daha iyi bilir. Ne iş yaparsanız yapın. Takım olmak, paylaşmayı bilebilmek, sorumluluk almak, özgüvenli olmak, hepimizin ne yaparsak yapalım işte ihtiyaç duyduğu çok özellikler. Şimdi ben ister sosyal hayatta ister özel hayatımızda. Yani biz buna karakter eğitimi diyoruz. Spor aslında sporcunun belli böyle dönemlerde sporla sporcuyu eğitirsiniz ve ona karakter kazandırırsınız. Kişiliklerini kazandırırsınız. Daha sonra yeteneğiyle bütünleştirirseniz, ona profesyonel öğretirseniz o bir spor şahsiyeti haline dönüşebilir İbrahim gibi. Dolayısıyla spor aslında burada önce insanı geliştiren en önemli ögeden bir tanesidir, sanat gibi. Ya çok basit bir örnek. Yani ben kendimden yola çıkarak anlatmayayım, çok uzatmayayım daha doğrusu. Kulisleri anlattım. 7 yaşında bir oğlum var. 4,5-5 yaşlarında şunu fark ettim. Hep kazanmak istiyor. Ama hep kazanma. Kaybedince ikinci olsa da çok üzülüyor. Evet. Derim ki yapacak bir şey yok, bu adamı bir takımla buluşturmam lazım. Bir takım sporu. Paylaşmayı öğrensin. Aynı onun dediklerini bilmeden yaptım. Paylaşmayı öğrensin, bencil olmamayı öğrensin ve ikinci olduğunda, üçüncü veya sonuncu olduğunda da mutlu olmayı, o sahadan mutlulukla ayrılmayı öğrensin. Hakikaten oldu. Basket bunu yaptı ona. Yapar çünkü yani yapmak zorundadır. Biz erken yaşta çocukları zehirliyoruz özellikle. Kazanmak değildir önemli olan. Çocukların en büyük şeyi o olaya katılmak ve zevk almak üzerine kurgulanır. Uzun dönemli sporcu geliştirme programında da 12 yaşına kadar tek şey isteriz. Zevk alsın ve sporun temel becerilerini öğrensin. Kazanmak, kaybetmek yok. Sadece katılsın ama. Yani kenarda durmasın. Bir dakika da olsa oynasın. Bir katkı sağlasın. Yani değerli olma duygusuna doğru gitsin. Kendini tanısın. Kendini tanısın. 12 ile 16 arasında çocuklara tamamen antrenman yapmayı öğretiriz. Şimdi dünyada da öyledir. Geriye baktığında senin kendimi tanıdığın, özellikle bir sporcu olarak limitlerimi tam olarak öğrendiğim dediğin yaş hangisidir? Kaçtır? Hatırlar mısın? O zamanlarda ben 14-15 yaşlarında yeni basketbolda neler yapabileceğimi keşfedebildim. Ondan önce bir oyun zaten. Bu spor bir oyun. Evet, yani doğru. Ne yaparsanız yapın çocuklarınıza sporun bir oyun olduğunu öğretebilmemiz gerekiyor. Benim de iki tane çocuğum var. İkisi de şu anda spor yapıyorlar ama sporu bir oyun olarak görüyorlar. Öyle evet. Görmek zorundalar. Tabii ki belli bir yaştan sonra kendindeki o yeteneği hissettiği anda ve bu kararı verebilme yaşına aklına sahip olabildiği anda kendi karar verip bu sporu ben profesyonel anlamda hobi olarak değil de müsabık olarak yapabilecek miyim? Bu özgüvene, bu dirence sahip miyim? O kendi karar vereceği bir şey. Onu diyecektim. Bunu çocuğa mı bırakmak lazım? Değil. Tabii. Yani hocam o zaman tabii değil. Peki hangisi doğru? Bakalım. Şimdi uzun dönemli sporcu yetiştirme modeli dünyada bir sistemdir. Antrenman bilimlerinde çok önemlidir. İbrahim dedi ki 15-16'ya kızlar biraz daha erken geliştiği burada için 15'e kadar. Burada beraber çalıştınız değil mi? Ben evet. Bunu başta söylemeliyim. Türkiye Spor'la birlikte çalıştık. Beraber onu söyleyelim. Uzun yıllar evet. Yani o döneme kadar çocuklar zaten oyun dönemini geliştikten sonra sporcu olmaya doğru gidiyorlar. Öyle antrenman yapmayı öğretiyoruz. O dönemde tamamen baskı olmayacak ama kazanma baskısı yok. Tamamen şey var. Çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal becerileri örtüşecek mi? Ya bir sporcu değil ama spor yapmasında, oyun içinde kalmasında ve zevk almasını istiyoruz. Sonra bir takım beceriler kazansın. Varsa yetisi ve yeteneği 15-16'da belli oluyor. O anda da biliyorsunuz ergenlik devreye giriyor, onlar giriyor, bunlar giriyor, çevre giriyor. Sporcu olmak öyle kolay bir mesele değildir. Bir de bu işin bir dozu olduğunu düşünüyorum ben. Hani profesyoneller için söylemiyorum. Hayatları o zaten.
Yani buradan para kazanıyorlar. Profesyonel olmak için bizim normalde yaşam biçimimizde uyguladığımız egzersizlere daha fazla. Yani bunun bir dozu olması gerekiyor. 16-21 arasında da tamamen müsabık olma dönemi var. Evet. 16'dan 21 yaşına kadar artık seçilmiştir. Ergenlik biraz oturmaya başlanmıştır o çocukta. Biliyorsunuzdur onun yetisi ve yeteneği. Spora uygundur, o da onu görüyor. Dışarıdan da bu tür değerler bir alıyordur antrenörü, yönetici. Tamam, sende var hadi diye üzerine bir yatırımlar yapıyorlardır. 16-21'e kadar elit sporcu olana kadar, A takıma kadar da müsabık olmayı öğrenirler. Yarışmacı olmayı öğrenirler. İşte burada çok önemli teknik, kondisyon ve psikolojik çalışmalar yapılması gerekir. Dünyada ideal budur. 21'den sonra da tamamen kazanmak ön plana geçer. Artık o elit sporcu olmuştur. Sahaya kazanmak için çıkar ama bu becerilere sahip olması lazım. Hem güç açısından, dayanıklılık açısından, kondisyon açısından hem de teknik ve psikolojik özellikler açısından. O zaman geldiği zaman zaten tırnak içinde müsabık ve elit sporcu olmuş oluyor. Yani dozu var ama hayatı da tek başına sporcular, tek başına sporcu olarak da kalmamalı. Yıllar önce bir otomobil firmasının geleceğin Formula 1 pilotları olarak aktardıkları kardeşlerimizle, hakikaten 15-16 yaşında çocuklar geldiler. Hepsi profesyonel adaylarıydı. Hatta kendi liglerinde artık bilmiyorum, profesyonellerdi de. Şimdi hayatlarına baktım, inanılmaz disiplinliydi. Hatta baktım ben şükrettim. Yani yatma, kalkma saatleri, her şeyi, yemeleri, içmeleri, diyetleri falan her şeyi programlıydı. Onlardan çıkmıştı. Şimdi şunu sormak istiyorum İbrahim'e. Geri baktığında hayatına ıskaladığın şeyler olduğunu düşünüyor musun? Yani belki akranların o dönemde şunu yaparken sen yapamıyordun gibisinden. Şimdi bugünle zaman şu anla geçmişi kıyaslamak aslında çok doğru değil. Çünkü o zamanın şartları çok farklıydı. Şimdi çocuklar çok daha şanslılar. Daha mı şanslılar? Senin de akademin var. Şanslı oldukları yönler çok fazla ama şanslı oldukları yerler de var. Tamam. Benim hem kendi spor akademimden, basketbol evet. akademimden artı şu anda yöneticisi olduğum spor kulübünün de altyapısına baktığımızda şimdiki gençlerimizin hem ekipman, hem antrenör, eğitimli antrenör, hem işte mentor, danışman, doktor, terapist, bunların hepsi, bu değerlerin hepsi çok daha eğitimli, çok daha bilgili, güncelliği takip eden, dünyayı takip eden insanlar. Bizim dönemimizde bu kadar çok fazla kendimizi eğitebileceğimiz danışmanımız ya da antrenörümüz çok fazla bu kadar yoktu. Doğru. O yüzden doğru de yani. Zaman zaman tabii ki destek aldığımız antrenörler, danışmanlar bunlar vardı. Ama çoğu şeyi biz kendi kendimiz öğrendik. Deneme yanılma yöntemini öğrendik. Bu şimdiki çocukların o yüzden daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem antrenörlerimiz artık daha eğitimli. Sadece basketbol eğitimi değil, aynı zamanda çocuklara o psikolojik açıdan da eğitim verebilecek düzeydeler. Hocam gibi mentorların olması sporcu yetişmesine çok önemli ve değerli. Artı doktorlarımız, terapistlerimiz, bu bir takım. Zaten bu takımla beslenen, bu takımın bir parçalarının ortak bir kombinasyonu sağladığı ortamda başarılı sporcuya yetişiyor. Tabii ekip işi bu. Ekip yani işi. Her işte olduğu gibi. Kesinlikle. Ekip işi olması gereken de bu zaten, bireysel nereye kadar. Siz tam olarak ne yapıyorsunuz? Hani bilmeyenler için söylüyorum, bir sporcu için tam olarak mental anlamda. Ben sporcuyum. Yani şu dönemde altyapıda çalıştığım zaman evet. sporcuya ben karakter kazandırmaya çalışıyorum. Bu 13 ile 21 yaşındaki o de, yani sporcu el spor, yani spor karakteri kadar, mi stil mi diyelim ona biz? Hayatını baştan sona yönetmesini öğretiyoruz. Oy. Peki. A'dan Z'ye ona kişilik ve karakter kazandırma konusunda, olaya bakma konusunda ve en önemli şey disiplin kazandırma konusunda doğru düşünce, doğru duygu ve doğru davranışı öğretiyoruz. 3D evet. prensibi diyoruz. Ben sporcunun bozuk olduğu zaman devreye giren bir adam değilim. Yani ben klasik bir yani bir psikolog değilim. Bizim işimiz yani bozu düzeltmek değil. O klinisyenler çalışır, dışarıda gider. Ben spor psikoloğuyum. Bizim işimiz sporcuyu zihinsel, duygusal ve davranış açısından o yarışmaları hazırlamak, olması gereken o düzey, karakter ve kişilik düzeyine getirmek. Bu birinci bölüm. Yani ben sporcunun her türlü baskı altında, 10 bin kişinin altında, her türlü baskı altında sporcunun hiçbir şey yokmuş gibi oynaması gerektiği konusunda psikolojik hazırlamalıyım. Benim işim odur. Çok kolay ya. Hiç kolay değil. Yani teorik olarak anlattıklarınızı çok iyi anlıyorum ama pratikte mesela İbrahim'i düşünüyorum. Hani bırak bir mahalleyi 3-5 kişiyi falan, koca bir ülke adamdan bir beklentisi var. Evet. Yani sahaya çıkıyor, İbrahim bizim gururumuz falan. Bunu nasıl şey yapabiliyorsun abi? Tolere etmek yani çok zor bir şey yani, kelimelere sığmaz biliyorum ama. Çok zor bir şey. Bilmiyorum, zihninde daha önce bir gece önceden maçı mı oynarsın, ne yaparsın?
Ona geçmeden bir şey de bitireyim mi? Peki. Kaldı çok kusura bakma. Öyle mi? Bitti zaten. Yani, buyurun. Ama daha sonraki yaşamında da sporcunun gelişme döneminde de onun süreklilik başarısına ve mutluluğuna katkı sağlamak lazım. Sporu bıraktığı zaman sonra da hayatı nasıl yöneteceği konusunda kariyer danışmanlığı yapmak lazım. Anladım tabii. O yüzden spor psikologun görevi budur. Ben de bir örgütünde şu an kurucu başkanlığını yapıyorum. Egzersiz ve Spor Psikoloji Derneği'ni kurduk 2000 yolunda. Ve böyle bir şeyle de biz yavaş yavaş bunları da Türkiye'ye oturtmaya doğru gidiyoruz. Şimdi bu meslekte de öyle bir şey var ki sen bırakmazsan bile o seni bırakabiliyor değil mi? Tabii. Öyle bir durum var. Kesinlikle. Yani ben seni bıraktım diyor meslek önce. Senden önce olabiliyor. Kesinlikle. O yüzden de bizim işimiz sporcunun her an yanında olmak. Biz bir antrenör gibi değiliz. Yani ceza veremiyoruz. Tamam bir dişi rol, anne rolü gibi. Sporcuyu A'dan Z'ye hem mahrem taraflarını biliyoruz. Hem onu koruyoruz hem de geliştirmeye doğru götürüyoruz. Bizim işimiz budur yani o yüzden. Çok net anlaşıldı hocam. Çok teşekkürler. Peki bu teori pratikte yansıması zor oluyor mu? Sonuçta sen sahada tek başındasın. Turgay Hoca yok yanında. Doğru ama bu çalışmaların hepsinin bir sonuçta yansıması oluyor. Hocamın dediği bence en önemli şey gençleri, sporcuları bir travma olmadan ya da herhangi bir problem olmadan onları o problemi hazır duruma getirebilmek. Aynı şekilde spor terapistlerin de çok büyük bu konuda önemi var. Onlar da oyuncuyu sakatlanmadan o sakatlığa hazırlayabilmeleri önemli. Dolayısıyla hocamın sonuna kadar katılmakla beraber ben her sporcunun öncelikle kendini çok iyi tanımasını tavsiye ediyorum. Çünkü yeri geldiğinde o sahada oyuncu kendi kendinin mentörü, kendi kendinin doktoru, kendi kendinin terapisti, kendi kendinin antrenörü olmak zorunda. Ve müsabakaya çıkarken her şeyden kendini soyutlayıp orada tamamen yaptığı işe konsantre olup o sorumluluğu üzerine hissedip ama o baskıyı hissetmeden mücadele edebilmesi gerekiyor. Baskı mesela o tribünden sesler ama yükseliyor tabii, şunlar bunlar falan. Bu karakterle alakalı da bir şey. Bence de. Her karakter aynı olmayabiliyor. Tahmin ediyorum. O yüzden de işte mentörlere, terapistlere, antrenörlere müsabakadan önce sonra hayatın içerisinde mutlaka ihtiyacımız var. Ama sahaya girdiğimizde o hangi branşı yapıyorsanız yapın, bireysel spor ya da takım sporu yaparsanız yapın, orada oyuncunun karakteriyle alakalı belki ama sahada duruşu çok önemli. Sen yani mesela hep çok başarılı oldun ya. Başarı bağımlılık yapan bir şey mi? Kesinlikle. Ha? Kesinlikle. Yani hem bir beklenti oluyor senden. Bu adam çok başarılı ve yine başarılı olsun. Ama aynı zamanda bu nasıl diyeyim bu işkenceyi kendine de yapıyor musun sen? Yapıyorum. Çok acı bir yaptım şey. Yaptım zaten. Yıllarca yaptım. Yani çünkü bir noktaya geldiğinizde oraya gelmek kadar orada kalabilmek de çok önemli. Esas hikaye o ya. Ve bu başarı çok göreceli bir kavram. Neye göre başarı? Ve başarı çıtasının için nerede? Bir oyuncu sadece Türkiye'de başarılı olmak ister. Kimisi Avrupa çapında bir oyuncu olmak ister. Kimisi olimpiyatta oynamak ister. Evet. Başarı nedir? O zaman şöyle sorayım. Biz öyle gördük. Sence sen başarılı oldun mu? Ben başarılı oldum. İyi, güzel. Yani kendime göre ben basketbolu bıraktığım gün şu saptamayı yaptım. Ben kariyerim boyunca yaptıklarıma baktığım zaman kendimi nerede görmek istiyorum, neyi yapmak isterdim dediğim zaman istediğim her şeyi elde ettiğimi düşünüyorum. Manevi açıdan Türkiye'de milli takımda 280 kere milli takım forması giydim. Türk milli takım kaptanlığını yaptım. Basketbolu başladığım kulüpte takım kaptanlığı yaptım, şampiyonluklar yaşadım. Artı Avrupa'ya gittim. Yunanistan gibi ülkede Türkiye'yi temsil etme şansını elde ettim. NBA'ye gittim. Birçok şampiyonluklarım, madalyalarım var. Baktığım zaman manevi açıdan kendimi bu spor dalına tatmin ettiğimi düşündüm. Güzel. Ve güzel geriye bakıp pişmanlıklarım da olmadığı için gönül rahatlığıyla spora bırakabileceğimi düşündüm. Çünkü insan hani başarı kriterleri kişiden kişiye değişiklik arz eder ya. 280 giydim keşke 300 giyseydim. Ve işkence başlar kendine. Olabilir ama yani o zaman niye böyle da oldu? O zaman da problemler beraberinde geliyor. Nerede, ne zaman, neyi yapman gerektiğini ve ne zaman bırakabilmen gerektiğini doğru analiz edebilmen lazım. İşte bu da çok acayip bir şey yani. İşte burada bizim amacımız hocam. Aslında mentorun sporcuyu kendini yönetir hale getirmektir. Yani özerk hale getirmektir. Evet biz bazı beceriler öğretiriz ama kendi yapacaktır. Bize bağımlı olmayacaktır. Bize de yani ne kadar bağımlı olsa o kadar sorundur. Bizim amacımız ona destek sağlamaktır. Yani onun nasıl zihinsel kaslarını geliştirmektir. Doğru ya da doğru karar vermesini sağlamaktır. Kendi özgüveni sağlamaktır. Sporcunun bazı korkuları vardır. Bir ölüm korkusu dışında zaten performans için 3 temel korku vardır. Nedir hocam? Başarısızlık korkusudur. Başarısızlık. Yetersizlik korkusudur ve başarılı olma korkusudur.
Bazen insanlar başarılı olmaktan da korkar. Herkes önde olamaz çünkü. Yani anlarız değil mi başarısız olmaktan korkanı belli şeydeki sporcular. Bu da karakterle alakalı. Karakterle orantılı ama karakter de sonra kazanılan bir şeydir. Biz insan karakteri aslında doğmaz. Aslında sizin mentörlüğünüz de kişiye özel bir mentörlük. Kesinlikle öyle. Yani. Kişiye yeteneğe ve mizaca göre değişir. Tabii ki. Doğru. Kişiyle özgü ve mizaca göre değişir. Kalıp bir eğitim yok, yok yani. Kişiye göre değişiyor. Kişiye özgü metot vardır bizde. Ben kimle nasıl çalışacağım yılların birikimi artık biliyorum. Tabii. Kime nasıl yaklaşacağım, tabii, nasıl yaklaşmayacağımı da biliyorum artık. Yıllar bize deneme yanılmayı öğreniyoruz. Peki son bir reklam arasından önce bir cümle. Nasıl bir karakter? Çalıştınız beraber. Kolay bir karakter değil. İbrahim'le çalıştım yani. İbrahim öyle, öyle kolay bir adam değil. Yani hem başarılı hem yakışıklı. Etraftan böyle çok övgüler alınan. Yakışıklı olması problem mi mesela spor için? Problem, bunların hepsi bir yüktür tabii. Bunların hepsi taşımak lazım. Ben problem yaşamadım hocam. Siz sana öyle geldi. Size gelmiştim ama ben farklı yani... Aynı zamanda gittiği yerde fark ediliyor ve liderlik özelliği olan bir sporcu. Diğer sporcunun üzerinde bir baskı var. Bir de medyada olmasını getirdiği sakıncalar vardı İbrahim o dönemlerde. Çalıştığımız dönemlerde. Ve belki biliyordu, bilmiyorum. Evet. Bazen de arkadaşlar buna tepki koyuyordu yani. Yani fazla popüler olması da zaman zaman takım üyeleri arasından. Niye bu herif de ben değil gibisinden mi? Yok. Çok güzel bir yaşamım var. Çok güzel. Ailesi güzel. Her ailesi şey güzel. Evet. Her şey güzel. Bazen bu insan diğerlerinin olmayınca sıkıntı getiriyor. O zaman da ne oluyor? Her şey üzerine kuruluyor. Daha iyi para alıyor. Adam diyor hadi gel takımı kurtar. İbrahim. İbrahim bak herkes. Herkes geri çekiliyor. Yani kolay değildi. Ben o dönemde bilmiyorlar. Çoğu sporcu nasıl çalışır bilmezler bilsinler ama evet, biz bunları dengeleyene kadar da az çalışmadık yani. Ama tabii ki bunlar, kolay bir şey değil bunlar aslında. Bunlar spor içinde var. Bunlar hayatın içinde de var. Sadece mutlaka sporda yok. Normal sanatın içinde de var. Sosyal yaşamları var. İş hayatları var. Ama burada hocamın da ettiği doğru. Ben bunları yaşadım. Ama burada önemli olan doğru ilişkiler kurabilmek. Ben o adam bütün takımlara kaptanlık yaptım. Aynen. Bunları hissedebiliyordum. Ama doğru ilişkilerle onlara onların gelmesinden çok ben giderek bu problemleri bu çok önemli işte, çözmeye çalıştım. Fark ya da kendimi doğru ifade edip onlardan maksimum verimi alıp onları daha başarılı olmak için onları daha iyi motive etmenin yollarını aradım her zaman. Bir kısa ara verelim. Ondan tamam, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen ayrılmayın efendim. Ortaya konuşalım kaldığı yerden devam ediyor efendim. Bir kez daha hoş geldiniz. Konuklarımız İbrahim Kutlay ve Profesör Doktor Turgay Biçer. En son şunu sorduk. Turgay Hoca zaten beraber çalıştığı için İbrahim'in profesyonel spor hayatında nasıl bir adamdı? Baskın bir karakter miydi? Takım için nasıldı dedik. Yarıda bırakmıştık. Devam edelim. Çünkü lider oyuncuydu ve takımda daha bir kurgu vardı. O zaman Ülker Spor'daydık. Evet. Ve takımdaki liderleri var ama ikinci bir lider geldiği zaman ona yer açmak kolay değildi yani. Şimdi ilk önce tepki oluyor. Nasıl olacak? Nasıl sızacak? Bu uyumu nasıl sağlayacağız? Bak, sen ama sen bunu bilmiyorsun mesela herhalde. Evet. O da tahmin ediyordum. Biliyor ama ben başka herkes farklı bir sporcunun lider bir sporcunun bunları bilmeme ihtimali var mı? Ne bileyim takımda ben. Takımda olup biten her şeyi bilmek zorundasın zaten. Ona göre pozisyon önce bir tepki vardı tabii. İbrahim nasıl geldi buraya? Çünkü daha farklı sıkıntılar vardı. Bazı maç kayıpları oldu. Daha sonra ben oradaki dönemlerde takımdaşlık üzerine çok çalıştık. İbrahim'in o arkadaşlar tarafından kabul edilmesi sağlamaktı benim asıl görevim. Gizli görevlerden bir tanesiydi bu. Ama yani onu başardık. Sonra Namoski geldi. Muhteşem bir şekilde çok kolay değil. Birkaç lider var. Yani onların olduğu yerde kolay değildi ve çok muhteşem bir değil mi? Evet. Sonra o yıl şampiyon olduk. Bir sürü kupaları aldık. Muhteşem bir uyum haline gelmeye başladı. Yani o dağılacak denilen takım birden toparlanmaya ve güçlenmeye başladı. Muhteşem bir şampiyonluk geldi. Bir de İbrahim'in şöyle bir özelliği var benim gördüğüm kadarıyla. Ezber bozar da bir adamsın. Çünkü hani çok klişe, karikatürize edilmiş bir şekilde sporcular çok asosyal, çok sığ. Çünkü sadece bir şeye böyle hedef olarak koymuşlar ve oraya böyle hani yürüyorlar. Başka hiçbir şey yok hayatlarında zannedilir. Sen öyle bir adam olmadın. Sen besledin kendini hep başka şeylerle. Olmadım çünkü sporcunun da hayatı yaşaması gerektiğini inandım her zaman. Eğer işini doğru yapıp da çalışma saatlerini, uyku saatini, beslenmeni düzenleyebildiğin zaman evlenmek de sporcunun hakkı. Ve, kesinlikle öyle. Herhangi bir özel yaşantısına saklanmadan insanların önünde olmak da sporcunun hakkı. Ama her zaman benim için iş ön plandaydı. Çok çalışmayı seven bir oyuncuydum ben. Ağzından aldım. Bunu sadece bir iş olarak görmek mümkün mü diye soracaktım. Sadece bir iş. Bu bir iş. Yaptığım işimi bitti eyvallah. Ama öyle basit bir iş değil. Tabii ki. Neden değil? Çünkü sporculuk herkes yapamıyor işte. Yani işte programın başında söylediğiniz gibi
sanat ve spor toplumları farklı kılan iki değerdir. Doğru. Büyük toplumlar, gelişmiş toplumlar spor üzeri ve sanatçıları kadar büyük olurlar. Çok güzel. O yüzden de o yüzden de spora ve sanata her toplumun çok büyük önem vermesi gerekiyor. Tabii ki bu ülkenin içinde çok önemli sanatçılar var ve olacaktır da. Ama bu ülkede spor yapmak da çok değerli ve çok zor. Sporcu olmaya karar vermek küçük yaşta o kadar büyük bir risk aslında. Senin de çocukların var, evet. Benim de çocuklarım var. Evet. Sporcu olmasını ister misin? Sporu büyümesini istiyorsun ama profesyonel sporcu olmasını ister misin? Ben istemiyorum. Galiba istemiyorum ya. İşte yani niye istemiyorsun? Hayatı zor olur diye istemiyorum yani. Ne neden? Olacak başka? Ne oldu ya, bana geliyor sorular. Şimdi bana göre mutsuz olur diye. Bak Türkçesi bu. Bana göre niye mutsuz? Bana göre sporculuk dünyanın ama herkes senin gibi değil abi. Hayır, öyle işte, bir durum yok. Ben de oraya geleceğim. Ha, ben de senin gibi aynı düşüncedeyim. Bana göre sporculuk dünyanın en güzel mesleği. Çok küçük yaştan beri spor yapmak zaten fiziksel bir avantaj getirdiği gibi zihinsel gelişime de büyük katkılar sağlıyor. Artı biraz önce saydığım gibi özgüvenli, disiplinli, sosyal sorumluluk sahibi, bu değerlere sahip oluyorsun. Ve çok genç yaşta hem başarılısın, hem popülersin, hem göz önündesin. Bu çok önemli değerler. Doğru. Ve hayatının en güzel yaşlarında sporu bıraktın 35-40 yaşında. Maddi manevi bir tatmine ulaşmışsan ondan sonra bu hayatı yaşayacak çok uzun bir süre var önünde. Eğer bunu iyi değerlendirebiliyorsan. Ama 15 yaşından 25 yaşına kadar ya da 23-24 yaşına kadar ya da 12 yaşından 20 yaşına kadar o periyot en zor periyot. Çünkü bir kere müsabık olmaya başladıktan sonra bir karar vermen lazım. Maalesef Türkiye'deki eğitimle sporun sistem yanlışlıklarından dolayı Türkiye'de hem iyi hem sporcu hem de iyi bir öğrenci maalesef yetişemiyor. Bu zorluklardan dolayı da iyi eğitim almasını isteyen anne babalar çocuklarının çocuklarını spora yönlendirmede sıkıntılar yaşıyorlar. İşte sınavlar, okuldaki zorluklar, bunların hepsi çocuklarını spora yönlendirmek isteyen iyi eğitimli anne babanın en büyük problemleri. Çocuk da spor yaparken İstanbul'da yaşayan bir çocuğun okuldan çıkıp da herhangi bir yerde spora gitmesi o kadar imkansıza yakın bir şey ki. Doğru, kolay. Bu gibi problemler. Tabii ki sen çocuğunun iyi bir, tabii en büyük problem de o. Evet. Sen çocuğunun iyi bir sporcu olmasını istiyorsun. Çocuğun da istiyor. Ama spor öyle bir şey ki öngörülemez bir şey. Zaten garanti olmaması da işini güzelleştiriyor. Ben 3-4 yani, sene kendi çocukluğumda Eczacıbaşı'na götürüldüm babam tarafından. Basketbol. Zevkle. Evet evet. Boyun kısa deyip sepetlediler bir zaman sonra beni. Ve çok hakikaten acayip üzülmüştüm. Ben de babama... Çok istiyordum çünkü. Ben de anne, yanlış yönlendirmiş. Anne ve babama sporcu olmak, ben basketbolcu olmak istiyorum dediğimde annem kalp krizi geçiriyordu. Sebep? Hiç istemiyordu. Neden? İyi bir eğitim olup okumamı istiyordu. Ha, akademik dolayı. Eğitimimi gerçekleştirmemi, tamam, ilerletmemi istiyordu. Babam destek verdi sonuna kadar. Ama öyle bir risk aldım ki hayatımda. Sporcu olmayabilirdim. Sporcu olmasam belki hayatım bundan bambaşka bir yönde ilerleyecek. Ve annen de ben sana demiştim derdi o zaman. Diyecekti tabii. O yüzden de çocuklarımızı spora yönlendirirken öncelikle iyi bir sporcu, iyi bir birey olmalarını sağlamak lazım. Ondan sonra çocuklarımızı işte karakter ve kişiliğe göre doğru yönlendirip seçim hakkını onlara bırakmak lazım. Çünkü onların hayatı bu. İyi ki akademim var ya. Çok samimi söylüyorum ya. Böyle bir adamın iyi ki bir akademisi var. İbrahim çok güzel şeyler söyledi. Çok yani bilimsel literatür de söyledi aslında belli anlamda. Asıl problemi olan sporculardan büyük şey kariyeri yönetmektir. Başarı ve şöhret bir yere geldiği zaman onu yönetecek karaktere sahip değilseniz, kişiliğe sahip değilseniz geldiğiniz gibi kaybolabiliyorsunuz. Doğru. Çok az sporcu kalıyor ve devam edebiliyor. Bakın futbola ve başka bir alanlara, işte Anadolu takımından geliyor diyorum, futboldan veya basketboldan geliyor. İki sene yok. Nerede? Kayboldu. Çünkü evet yetenek var ama kişilik ve karakter olmayınca olmuyor. Bir de çok diyor ki Michael Jordan, buyurun, yetenek maç kazandırır ama zeka ve takım ruhuysa şampiyonluk getirir diyor. Doğru. Hatta İngiliz atasözü var. Yeteneğinle bir yere gelirsin ama diyor, karakterinle bir yerde kalırsın. Ben yıllardır, 10 yıldır şunu anlatıyorum. Yetenek kadar karakter eğitimini harmanlamamız gerekiyor. Kesinlikle. Biz yıllarca sadece yetenek eğitimi yaptık. İyi şut attı, iyi adama geçti, iyi orta yaptı, iyi bilmem ne yaptı. Fakat bu adam şöhret oldu, kayboldu gitti. Niye? Çünkü diğer tarafını geliştirmediğin zaman, yani tek kanatla uçamazsınız. Yetenek kadar kişiliğin de gelişmesi gerekiyor. Gelişmezse kişilik sonunda belirleyen olabiliyor. O yüzden yetenekten daha önemli olan karakter eğitimi. Kesinlikle. Dediği gibi de 12-22 yaş arasındaki en önemli faktör. Hocamın dediği noktada aslında spora başlayan birçok sporcu var. Birçok genç var. Bu idealle başlayan, bu hayalleri olan.
Örneğin ben birçok takım arkadaşımla aynı odayı paylaştım, aynı takımı paylaştım birçok arkadaşımla. Belli bir noktaya geldiğimizde baktığımda bir tek ben istediğim noktaya gelmişim. Diğerleri maalesef o hayallerinin çok gerisinde kalmış. Burada ve şu anda spor yapmak isteyen veya alt yapılarda oynayan birçok genç arkadaşımızın hayalleri bir gün A takımda oynamak veya B takımda oynamak. Evet, doğru. Ama oraya gelmek öyle kolay değil. Bu birçok etkinin birleşimiyle olan bir şey. Yetenekli olacaksın, çok çalışacaksın. Tabii ki şansın yaver gidecek, doğru bir eğitmenle beraber olacaksın. Şans geldiği zaman o şansı doğru kullanacak, kullanabileceksin. Bu faktörler bir araya geldiği zaman başarı oluyor. Ama bu binde bir, milyonda bir kişi de arzu ettiği top noktaya gelebiliyor. Önemli olan da o olamayan arkadaşlarımızın karakter analizini doğru yapıp onları doğru yönlendirebilmek. Şimdi çok büyük bir yıkım aslında bu. Düşünsenize 12 yaşında, 13 yaşında bir spor yapmak için başlıyorsunuz. Evet. 18-20'ye geldiğinizde hedefinizden çok uzaktasınız. Ve belki de eğitiminizi istediğiniz noktada sürdürememişsiniz. Bir de o var. Bir de o var. Bunun yıkımının ne kadar kötü olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Ben karşılaşıyorum. Aslında bu noktada hocama çok benim ofisime o kadar var. Çok sporcu geliyor ki şimdi örneğin tenis ya ona bireysel veya yüzmede falan. Çünkü sporcu zaten iyi bir sporcu bir şekilde yolunu buluyor. Onu engelleseniz de o istediği noktaya gider. Ama önemli olan o diğerlerini topluma kazandırabilmek. Diğerlerini demoralize olmadan, o psikolojiye bürünmeden ister sporun başka noktalarına kanalize etmek, isterse tekrar geri kalan akademik eğitimini devam ettirmesini sağlamak. Ve en önemlisi onun kişiliğinde, karakterinde iz bırakacak noktalara getirmemek bu başarısızlığın ya da bu sürecin. Kulüpler bunu sağlayamıyor altyapıda. Çünkü onlar tamamen yeteneğe odaklanıyor. Yeteneğe odaklanınca da yani binde bir seçiliyor, bir yere geliyor. Şimdi İbrahim'in örneğini alalım. İbrahim sporda başarılı. Spor insanında başarılı, medyada başarılı, orada başarılı. Devamını diliyorum. Ailesi de çok güzel ve muhteşem. Aynen. Çok güzel gidiyor. Ama kaç tane İbrahim var? Sayamıyorsunuz. Kaç tane olabilir ki? Çünkü yani bir alanda virtüöz olabilmek için dünya çapında en az 10 bin saate ihtiyacınız var. Bu da günde 5,5 saat 10 yıl demektir. Yani öyle bir çalışacaksınız ki burada virtüöz olabilme adına sanatta, sporda, edebiyatta her neyse. Ne olursa, evet. Kolay değil. Doğru. O disiplin olmadan, o karakter olmadan, o zorluklara dayanmadan. O yüzden herkes. Şimdi çok zor işleri, o kadar çok dikkat dağıtan unsurlar var ki çocuklar önünden. Kesinlikle. Ben benim küçük oğlanı sanıyordum ki NBA'ye gider, basketbolcu. Yok, Efes Pilsen'den döndü gitti. Olmadı şimdi, başka alana gitti. Yani büyük olan daha çalışkandı belki ama disiplini yoktu. Yani tek başına yetenek yetmiyor ama öyle bir disiplin olmak zorunda ki o çocuk. Peki bunu nasıl kazanacak? Aile veremediği zaman kulüp veremiyor. Ya da çocuk bunu reddediyor. O kadar çok handikaplar var ki nasıl aşacak? Büyük bir muamma. İşte o yüzden yani çocuğu kendine bırakmamak lazım. Öyle bir yapacaksınız ki eğitimi kulüplerde bunu. Altyapıda yetiştirici antrenör olmak zorunda. Yarıştırıcı değil. Büyük kulüplerde pek çok yetiştirici antrenörü yok. Hep yarıştırıcı antrenörler yüzünden çocuklar kaybolup gidiyor. Dünya geneline baktığımızda mesela onlar biz çabuk yetiştiriyoruz ve çabuk kaybettiriyoruz sporcularımızı. Ama batıda öyle olmuyor dünyanın doğru gelişmiş ülkelerinde. Onlar çok geç yapıyor ve geç bitirtiyor. Yani öyle bir eğimleri var. Niye? Biz hormonluyoruz çocukları. Çok kazanma baskısı üzerine gidiyoruz. Ve her şeyi kazanmaktan öte gitmiyoruz. 12 yaşında çocuk annesi bana geliyor. Turgay Bey diyor oğlumun diyor bir yarı final maçı var. Özel destek verir misiniz? Ne gibi? Hemen ben de bir uzun dönemli sporcu yetiştirme modeli var. Bakın hanımefendi oturun diyorum. Ne diyor burada? 12'de ne olması lazım? 16'da ne olması lazım? 20'de ne olması lazım? Ve sonrası ne olması lazım? 12'de 16'yı bekleme diyorsunuz yani. Evet. Boşuna uğraşma. Anladım. Acele etme. Ben diyorum ki sporculuk böyle hani uzun ve kısık ateşli pişen yemeğe benzer. Hiç acele etmeyeceksin ve sabredeceksin. Zamanı gelince çocuk olgunlaşacak. En büyük sıkıntımız sabır değil mi zaten? Evet. Hızlandırdığın zaman işte hormonu, domatesleri ve salata. Şimdi dediniz ya her ikiniz de hemfikirsiniz. Her sporcunun bir karakteri var. Hepsinin bir stili var. Evet. Senin sahadaki yakıtın ne oldu? Mental olarak yani. O kazanma, o motivasyon ne oldu? Hırs, belki öfke, belki başka bir şey ne oldu? Ya, seni başarılı kılan? Bence kazanma hırsı ve çok çalışmak. Ya ben bir kere hayat felsefem çok çalışmak üzerine kuruluydu. İşte hocam biraz önce bahsetti, saatlerden bahsetti. Ben kendimi basketbola başladığım günden itibaren bıraktığım güne kadar belki de takımın en çok çalışan oyuncusuydum. Özel antrenman yapmayı çok severdim. Kendimin gelişmem gerektiği noktalarda hep çok çalıştım. Ve artık saatlerini bilmiyorum. Yeri geldiğinde sabahın köründe salona girerdim. Yeri geldiğinde gece yarısı çıkardım. Kendimi geliştirmek için çok
fedakarlık yap. Adanmışlık lazım yani. Ya peki, hakikaten bu işe adanmışlık. Yan etkisi yani. Olmuyor mu ya? Bir hani bir mükemmeliyetçiliğin bir yan etkisi olmuyor mu psikolojik anlamda? Şimdi ya bu aslında şu ya hocam sözünü hani sürantini derler ya overdose derler geleceğim. Mesela Amerikalılar. Ya mutlaka vardır ama bu aslında genç yaşlarda daha zor. Yani mesela bir 14, 15, 17, 18 yaşlarında kendini bu işe adayabilmek aslında büyük fedakarlık ve kesinlikle özveri. Kesinlikle öyle. Şimdi biraz önce hocam söyledi ya, şimdiki gençlerin maalesef olanakları çok olduğu için, seçenekler çok olduğu için ve çok çabuk organize olabildikleri için dezavantajlı durumları da var. Çok fazla uyaran var etrafta. Tabii evet. Arkadaş var işte, cep telefonundan anında ulaşım sağlanabiliyor. Özellikle mesela bir genç antrenmana giderken bir anda bir arkadaşı bir kafeden veya hadi gel sinemaya gidelim diyebilip kafasını çelebilir. Ama o gencin o kadar falan oraya adanmış olması lazım ki onu antrenman yapmaktan çevirecek tüm unsurları izole etmesi lazım. İşte buna odaklanma diyoruz. Buna odaklanması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi doğru nokta, yani doğru kelimeyi söyledi. Ben hakikaten yaptığım işe odaklanmıştım. Belki de o başarıya götürdü. Sürantraman, başarının sırrı bu. Hayatınızı doğru yönetemediğiniz zaman ağır yükten ne olur? Çok çalışırsınız ama dinlenemezsiniz. Ne duygusal ne zihinsel anlamda. Oysa çalışma kadar dinlenmek de önemlidir. Dinlenebilmek için biz ona ya şey diyoruz, yani doğru toparlanma çalışmaları. Ya bu da antrenmanın içinde olan doğru beslenme, doğru uyku ve doğru aktif dinlemeyle gerçekleşir. Yani sırf antrenman değildir her şey. İnsan olmak, evet hayatın merkezine sporu koyuyorsunuz ama insan olmaya reddetmiyorsunuz. Dinleniyorsunuz, besleniyorsunuz, sosyalleşiyorsunuz. Çok doğru. Bunları olmadan olmaz. Bunları yapmazsanız sürü antrenmanlara doğru gidiyorsunuz ve aşağı doğru gidiyor. İdman yapıyorsunuz. Ama profesyonel hayatta bu da oluyor bazen hocam. Zaman zaman olabiliyor yorgunluklar. Yani yıllarca vücut geliştirdim. Atıyorum 10. yılında falan şunu öğrendim. Vücut çalışırken değil dinlenirken gelişir. Hadi bakalım. Biz onu bilmiyorduk. Sürekli doğru çalış, dinlenme. Çalış. Doğru. Ama burada önemli bir faktör doğru beslenme. Tabii. Ya burada İlk hayatını yönlendireceğiz. Yani evet hayatın merkezine sporu antrenmana koyacağız ama antrenman sadece çalışmak değildir. Dinlenmeyi de kapsar. Kesinlikle. Aktif dinlenmeyi kapsar. Mesela yük kaldırırsınız, dinlenme verir. İkinci yükü biraz sonra kaldırırsınız değil mi? Hemen arkasında kaldırırsanız vücut ona tepki koyar. Kesinlikle. Yani dinlenme prensibi bravo. De antrenmanın içinde olan bir sistemdir. Bir de elinde olmayan sebepler var mesela. Sakatlanma. Allah korusun. Herhalde en büyük bir rüyadır. Yani. Korkulu rüyadır. Tabii. Değil mi? Ha. Yani özellikle kalıcı sakatlıklar yaşamak bir sporcuda çok ciddi sıkıntılar yaşatabilir uzun vadede. Ben de çok sakatlanan bir sporcu olarak... tabii ki sakatlık spor için en büyük bela diyebilirim ama Allah'a çok şükür ki ben çok kalıcı sakatlık yaşamadım. Bunu da çok çalışmama ya da fiziksel anlamda kendimi geliştirmeme bağlıyorum. Örneğin herhangi bir bel ve diz sakatlığı yaşamadım ki bir spor için belki önemli sakatlıklardan bir tanesi. Ama 6 kere elim kırıldı, 3 kere burnum kırıldı, sayısız kere ayak bileğim burkuldu ama bunların hepsi kısa sürede tedavi edilebilen sakatlıklardır. Sakatlıkların asıl nedeni nedir biliyor musunuz? Yani mesela yapılan bir sürü çalışma var. Saldırgan kişilik eğilimi olan insanlarda sakatlanma yüksektir. Niye? Çünkü risk alırlar. Çünkü fizyolojik anlamda, fiziksel anlamda yeterli kas geliştirme düzeyine gelmemişlerdir. Yeterli esneklik yoktur. O yüzden sakatlanma artar. Sporcu niye sakatlandığına bakar. İşte... İbrahim'e saldırgan mı diyorsunuz yani? Ben öyle demedim. Yok şaka yapıyorum. Burada diyemez. Bazı sporcular vardır ki mizacı gereği dışa dönük saldırgan ve risk alırlar diyelim. Yok, kişisel kontrolden uzaktır. Peki. Onların sakatlanma oranı daha yüksektir. Örneğin Hasan Şaş. Eyvallah. Oradan vereyim, benim çok tamam. İyi kalkım. Ya niye? Çünkü evet kazanma arzusuyla karıştırıyor, öyle değil ama biz sadece dışa dönük ve böyle bir insan. Doğru, biz de ağırlamıştık. Aynen öyle. Yani kolay bir adam değil yani. Şimdi aklıma ilk o geldiği için söylüyorum yani. Sevgiler abi. Ama bunun nedeni esneklik yoksunluğudur. Kasların yeterince güçlü olmamasından kaynaklanır. Aşırı yüklenmeyle sakatlanır. Yani mental ya, tamam ama fizik ona şimdi şey ama yapmıyor. Bir de zihinsel o gücü kaldıracak zihinsel problem var. Yani adamın bileği burkulmuşsa bir takım sakatlıkları varsa onu çabuk geliştiririz ama zihinsel anlamda, duygusal anlamda çöküntü yaşıyorsa. En büyük sakatlık. Meryem Uzer dediğim sanattan örnek vereyim. Tamam. Çekti gitti. Niye gitti? Tükenmişlik sendromu. Ne demek bu? O kadar yük var ki dinlenemedim, evet. Beslenemedim, kendimi geliştiremedim, kendimi tekrar etmeye başladım. Nefes alamıyorumdur ruhsal anlamda. Tek yapılacak şey uzaklaşmak, dinlenmek, başka şeyler yapmak. Yani iki gibi çıkarsa tekrar dönmek ama bu arada terapi görmektir. Ama sporcu da böyle geliyor. Dibe vurmuş geliyor. Ne yapacağız o durumda? Diyorsun ki abi sen iki ay en azından git idman yap ama aktif idman yap. Başka spor yap. Yüz, geliş, terapi al falan diyorsun. Hoca ama ben maç var diyor. Şimdi maç var ama bir dakika. Yoksa kaybedeceğiz diyorsun ama bunu. Ya, sanki zihinsel problemler sanki yokmuş gibi davranıyor insanlar. Ama maç var. Olabilir. Bu sporcu maça girmeyecek diyorsunuz. Olur mu? Olacak.
Şimdi bunu yavaş yavaş öğrenmeye doğru gidiyoruz. Daha buraya da gelmedik ama yani yavaş sen yavaş. Sen bu sporcudan uzun vadeli yararlanmak istiyorsan en basitinde. Antrenörler zaman zaman sporcuyu sadece bir fizikten öte düşünüyor. Yani anlıyorum. Kas ve iskelet sistemi. Onun dışında bunun duyguları yok, zihni yok. Dinlenemez. Ona göre sporcular çoğu belki yalan söyler. İşte rol yapar falan. Yok ama adam diyorsun ki böyle değil abi adam. Ama bu bir spor kültürü. Evet. Yani bu kültür edinmek de biraz zaman alıyor. İşte o yüzden henüz antrenörlerin, spor henüz o noktada değiliz maalesef. Spor kültürünü geliştirirsek, sporcu bir insan olarak algılamayı öğrenirsek o zaman işlerimiz yoluna girecek. Herkes kendi rolünü orada bulmaya başlayacaklar. Yani psikologlar, fizyoterapiste, terapiste, diğerleri de yani antrenör de. Antrenör her şey değil. Şimdi daha önce antrenör her şeydi. Şimdi antrenör her şey değil. Ben 30 yıldır da antrenör eğitimi yapıyorum. Antrenörü de eğitiyorsunuz yani. Yıllarca şunu, 30 yıldır şunu kabul etmek lazım anlamda. Ki... Demin de söyledim, sanatçı ve sporcunun da en duygusal insanlar olduğunu kabul etmemiz lazım. Evet. Duygusal mısındır? Kesinlikle. Öyle olmak zorundasın. Yani yeri geldiğinde duygularını bir kenara koyman lazım ama yeri geldiği zaman da o duyguların ön plana çıkabiliyor. Zaten dikkat edin, sporcuların işte herhangi bir golden ya başarıdan sonra o sevinç gösterileri hep o duygusunun bir dışa dönüklüğüdür. Dolayısıyla bunları da kontrol etmek önemli ve onlara sadece bir deri bir kemikten yapıldığı muamelesi veya bir herhangi bir çalışan muamelesi yapmak doğru değil. Çünkü özel insanlardır sporcu kesinlikle. Sanatçılar. Biz sporcuları yetenek dehası olarak tanımlarız. Spor bilimciler. O bir yetenek dehasıdır. Yani o bir dehadır. Nasıl sanatta, edebiyatta, bilimde bir dehaysa bu da bu bedensel zeka anlamında bir dehadır. 9 zeka çeşidinden bir tanesi de budur. Şimdi biz duygusallığı çok yanlış anlıyoruz. Duygu her insanda olan bir şeydir, olması gereken bir şeydir. Duygusallık bir güçtür. Doğru. Sanatçı duygusallığıyla para kazanır, şiirler üretir, romancı romanla hep duyguyla yapar. Ama zaman zaman tepkisellik asıl problemdir. Biz sanıyoruz ki duygu sadece de olumsuz duygulardan ibaret. Hayır, zaman zaman hepimizde bir takım hüzünler olabilir, kaygılar, endişeler, bunlar da bir duygu. Korkular da olabilir, bu da bir duygu. Korkmayan insan zaten sosyopat dediğimiz psikopat bir insandır. Korkacaksın, normal insan korkar ama korkaklık farklı bir şeydir. Duygusallık da böyle korkusuzluk demek değildir. Duygusallık aynı zamanda İbrahim anlattığı gibi coşkudur, heyecandır. Fakat biz psikologla şunu öğretiriz, spor psikologları. Özellikle spor psikolog diyorum ki farkımıza ait etme adına söylemek tamam. İstiyorum. Kazanma ve kaybetme eşit davranmayı öğrenecek sporcu. Ben sporcuyum. Galibiyet eşittir. Yok. Tabii eşittir. Yani önemli olan sen %100'ünü ver ve zevk al. Gereken sorumluluğu al, yeter. Tribün, İki tane temel becerim. Olacak. Tribün. O bizim sorumluluğumuz bir konu. Değil mi? Hayır. Onları mutlu etmek zorunda değiliz. Küfür ediyor. Ama şu var. Ama şimdi bak şu var. Tribün diyorsun ama tribün de sonuçta bu nesilden, bu jenerasyon, bu eğitimden geçen çocukların bir gün tribünde olacağı noktasında hemfikirsek, onlar da bu eğitimden geçince belki tribünlerle zaman içerisinde değişecek. Doğrusu o zaten. Mağlup bile olsanız, yani kazanamazsın. Ben mağlubiyet yok diyorum sporda. Kaldırdım onu. Kaybetmek yok sporda. Kazanamamak var. Yani tamam. Maç kazanamamak, kaybetmek değildir. Tamam. Kazanamadığı zaman sporcu tribün şuna bak. Ya bu adam var olanı ortaya koydu mu? Bakar kapasitesi. Koymuşsa bravo der. Koyamamışsa o zaman bu. Ama niye koyamamışsa kızar? Ya diyor ki bazen, ya böyle oynayın canımızı yiyin. Böyle oynayın küme düşün. Niye? Oyuna bakıyor aslında. Evet, aslında ben öyle bir bilinç ufaktan sezinliyorum. Çok iyi oynadılar. Evet, kaybettiler ama çok iyi oynadılar be. Buna bakıyor seyirci. Duyuyoruz yani bunu. Bu da bizim öğrettiğimiz. Ne kadar duyuyorsun? Ha? Ben çok öyle şey yani öyle o bazen oluyor da. O daha pesimist. Genelde yani özellikle Türkiye'de her şey kazanma endeksi. İşte bunu yavaş yavaş değiştirmek zorundayız. Kazanma kültürü değil. Spor kültürünün içinde kazanma kültürü çok önemli bir yer işgal etmez. Bizim dediğimiz gibi bir olsa spor kültürünü biz geliştiririz. Spor kültürü üzerine dayandığı için ya adam oraya gidiyor. İşte eski Roma döneminin hali bir yansıması olarak görünüyor modern spor. İşte bunlar da gladyatör, kazandı mı kaybetti mi? Bu kadar dar düşünüyor. Ama sanattan, edebiyattan, bilimden beslenmiş bir toplum bunu düşünmez. Der ki helal olsun çocuklara, en iyisini yapıyorlar. Bugün de kazanamadılar. Değil, alçılar giderler yani. Sporu bir hafta sonra eğlencesine indirirsek sorun olmayacak. Bitti. Ama sporu hayatımızın, ben ona zihinsel obez diyorum. Spor obezi olursak kazandı mı kaybetti mi indirgeriz ki bu kadar da doğru değildir. O zaman emekleri yazıktır. Çok doğru. Şimdi sürenin sonuna geldik. Çok ama çok. Vallahi öyle. Laf lafı açtı buraya kadar geldik. Çok teşekkürler İbrahim. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdığın için. Hocam, Turgay ben hocam. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler, saygılar. İyi ki geldiniz. Efendim iki spor dehasını aslında kendi branşlarında öyle. Ağırladık. Şimdi de animasyon dünyasının, canlandırma dünyasının iki dehasını birazdan ağırlayacağız. Lütfen ayrılmayın. Ortaya konuşalım devam edecek çünkü. Evet.
Evet, kısa bir aradan sonra bir kez daha hoş geldiniz efendim. Ortaya Konuşalım'ın ikinci bölümüne geçiyoruz. Spordan şimdi hayal dünyasına, animasyona, canlandırmaya geçeceğiz. İki değerli efendim konuğumuz var. Birazdan uzmanlar eşliğinde sohbet edeceğiz zaten. Yakinen tanıyorsunuz onları. Tanımıyorsanız bile işlerini çok net biliyorsunuz. Bakın neleri konuşacağız. Buyurun masamıza. Okuldan gelir gelmez çantayı fırlatıp izlediğimiz çocukluğumuzun vazgeçilmezi çizgi filmler. Alp Dağları'nda dedesi Alpo ile yaşayan Heidi'nin maceralarını, kurnaz, yaramaz pembe panteri ve birçok hayali kahramanları hepimiz hatırlıyoruz. Çizgi filmlerden sonra reklam, klip gibi birçok alanda da yer almaya başlayan animasyonu, kendi hayal dünyasında her şeyi değiştirmek mümkün ilkesiyle hareket eden ünlü karikatüristlerle şimdi ortaya konuşuyoruz. Evet, hemen konuklarımızı aktararak başlayalım. Varol Yaşaroğlu, Varol'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Gökhan Aşık, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız beyler? Teşekkürler, siz nasılsınız? Gayet iyiyiz, çok çok teşekkürler. Özellikle sizin işlerinizi seyrettiğimiz zaman çok keyifleniyoruz. Çok samimi söylüyorum. Hem çocuklar olarak, çocuklarım olarak hem de biz hanımla beraber. Hani kendimize göre bir şey buluyoruz sizin yapımlarınızda. Harikasınız ya. Çok samimi söylüyorum. Varol benim çok eski arkadaşım. Daha Grafi 2000'i kurduğu zamanları hatırlıyorum. Eski ulusal bir kanalda program yaparken. Demişti ki ben böyle bir şeyler yapacağım. Tabii bizim için çok enteresan bir durumdu. Ki onun daha büyük bir geçmişi var. Şimdi ilk bu işlere başladığında, hani karikatürle falan çizimlerle başladığında sana şunu söylediler mi? Oğlum Müslüman Mahallesi'nde salyangoz satıyorsun sen ya, bu nedir falan diye. Diyenler oldu mu? İzmir yılları falan. Yani şöyle, bu yolculuğun çok zor olacağını biliyordum. Çünkü hayal dünyasında yapılan şeylere çok fazla da prim verilmeyen bir aslında ülke. Yani mesela... ülkeydi. Düzelteyim. Tamam. Bizim zamanımızda da mesela biz döneminden geliyoruz böyle işte okullarda. Ben Texas Tomix okuduğumda ya Texas Tomix okuyorsun ya da çiziyor musun? Çizmekten insan para kazanır mı falan gibi. ondan geliyoruz yani. O yüzden ben ama şunu biliyordum, zorlu bir yolculuk olacaktı. Bence hala da zor. Hani şu anda da aslında zor. Çünkü biz animasyonla uğraşıyoruz ve aslında biz sektörün oluşması için aslında çırpınıyoruz. Yani şimdi ikinizin de eğitmen statüleri var biliyorum, sen TRT'de evet. Yaptın. Sen özellikle üniversitelere staj imkanı, gençlere Kordoba'yı açtınız, orada çizimler öğrettiniz. Tabii, tabii. Hakikaten çok değerli adamlarsınız bu konuda. Çok teşekkürler. O açıdan ama şu var, gerçekten hayal dünyasındaki yolculuğumu seviyorum ve bunu da sonuna kadar götüreceğim. Yani bunun bir süreci var tabii, yani bayağı uzun bir hikayesi var. Ara ara konuşuruz bunları. Tabii tabii. Şimdi çok güleş bir adamları var o. Sen de yakinen tanıyorsun. Tabii. Ama o hani mütevazı bir şekilde diyor ki bu zaten İzmirlilere has bir şey. Röportajında okudum. Biz İzmirlilere zaten hep güleriz diyorsun. Ben bir röportajında evet. okudum. Evet öyle. Senin tanıdığından beri gözlerinin içi gülüyor ya. Valla pozitif bir insanım yani, o gerçek. Çünkü içimde çok fazla böyle insanlara karşı bir şey biriktiririm, bir nefret duygusu, bir kin duygusu. Yani genelde sevmeye çalışıyorum herkesi. O anlamda da pozitif olmak sanırım yüzüme yansıyor yani. Hani ilk karşılaştığımızda genelde bir ön yargıyla yaklaşırız ya, işte bu adam kötüdür, bu adam şöyledir. Ben öyle yaklaşmam. Ben genelde bu adam iyidir, bu adam güzeldir ile başlarım. Aslında en güzeli bu ya. Krediyi evet. Sonra ufak ufak tüketiyorsun herhalde. Evet. Onu veriyorsun önce, 9-8 diye aşağı iniyordur evet. Belki. Hani senin yaklaşımına göre. Yani mesela atıyorum belki aramızda bir anlaşmazlık oluyor bir insanla, bir şey oluyor. Aradan yıllar geçiyor. Ben yine aynı sıcaklıkla yine yaklaşıyorum. Aa, ne haber, nasılsın falan. Yani böyle bir şeyim yok yani. Çünkü insan ben olur. De öyleyim. Bak Gökhan'ı çok sıcak karşıladım az önce. Gökhan falan dedim. Biz tanışıyor muyuz dedi adam. Bak. Dedim mi demedim mi? Dedim ama biz tanışıyoruz daha önce. Sonradan çıktığı yerden diyorsun. Ben orada şey oldum. Arada kaldım, öyle söyleyeyim. Yoksa şey değil yani, biz meslek olarak yaptığımız iş olarak aslında eğlendirmeyi amaçlıyoruz. Kendimiz eğlenmediğimiz sürece de kimseyi eğlendiremeyiz açıkçası. Animasyon yönetmeni aynı zamanda, böyle bir titrin de var. Evet. Senin. Nedir abi? Animasyon yönetmeni elinde oyuncusu olmayan, oyuncuları kendisinin yapmak zorunda kaldığı yönetmendir aslında. Kulis kafesi de yok değil mi bunlarda, yarattığın adamlarda? Yok ama daha... Benim çayım bilmem neli olsun falan, limonu da atın içine falan hocam falan. Yok değil mi öyle bir şey? Yok da daha farklı kaprisleri var. Yani teknik olarak daha büyük sıkıntıları var. Animasyon yönetmenliği aslında normal yönetmenlikten farklı bir şey değil. Sadece işiniz biraz daha zor. Bazı noktalarda daha kolay. Kontrol daha fazla sizde ama bir taraftan da işiniz biraz daha zor. Çünkü her şeyi sentetik bir malzemeden yapıyorsunuz. Ya çiziyorsunuz ya bilgisayarda bunu 3 boyutlu heykellerini yapıyorsunuz. Tabii tek başınıza yapmıyorsunuz. Bir ekibiniz var bunu yapmak için. O yüzden
Evet, dünyaları oluşturmak gibi bir şansınız var. Yani kafanızdaki, hayalinizdeki bir dünyayı sıfırdan oluşturma gibi bir şansınız en var. En merak ettiğim şey bu. Her ikinizi de sormuş olalım. Hayal kurmaya nereden başlarsınız tam olarak? Bir karakter üzerinden mi? Bir dünya yaratıp oraya mı karakterleri koyarsınız? Hani derler ya, önce söz mü ondan sonra beste mi, beste mi ondan sonra söz mü? Nasıl hayal kuruyorsunuz abi? Mesela Gökhan, nasıl kuruyorsunuz? Aslında hayal kurmayı biz hiç bırakmamamız gerekiyor baştan itibaren. Mesela spesifik hayal Nane dünyasını... Limon. Nane Limon'u anlat bana. Şu anda TRT Çocuk'ta da olan bir evet. Benim kızım hayranıdır. Onu özellikle söyleyeyim. Nasıl kurdun mesela o hayali? Önce ya dünyayı mı, Nane Limon'u mu? Şöyle, ekip arkadaşlarımızla birlikte biz 3 yönetmen olarak başladık Nane Limon'un şeyine. Buradaki olay şu. Aslında çocuklara Nane Limon'un başlangıcı mutfakta geçer. Çocuklara mutfak kültürünü, mutfak adabını ve sağlıklı beslenmeyi anlatmanın eğlenceli bir yolunu aramıştık. Abla kardeş, haylaz bir kardeşle bunu dizginlemeye çalışan bir ablanın hikayesi olarak başladı. Aslında sözle başlar. Yani hayali kurarsınız, bir imge karşınıza çıkar, şey beyninizde oluşur. Bunu söze dökersiniz, sonra üstüne ekleye ekleye gidersiniz. Şeydir, tamamen ortada hiçbir şey yokken işte... Hakikaten hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Zaten bizim işte... hiçbir şey yok. Bizim yaptığımız şey de o. Evet. O yani mesela... Kağıda çizecekseniz bile ilk önce bembeyaz bir kağıt var. Kağıtta bakarsınız. Bir tane A4 var. Evet. Şey yaparız. Bir yakalayacağınız bir nokta olması gerekir. İşte ben de tam olarak onu soruyorum. Mesela Nane Limon için yakaladığın nokta o şey miydi, slogan mıydı? Çocuklara sağlıklı beslenme ve bir karakter bulalım gibi mi? Şöyle, çocuklara aslında mutfakta çocuk ne yapar üzerinden tamam. Yola çıktık. Bir de şimdi riskli bir yer mutfak. İşte bıçak var, ateş var, bravo. Her şey var. Bunu nasıl çocuklara anlatabiliriz, indirgeriz diye düşündük. Nane ile limon zaten limon biraz böyle ekşimsi, biraz haylaz bir meyvedir. Limon bu şu anda ekrandaki. Evet, bu evet. Nane değil. Yok, bu biber. Bu biber. Nane ile limon oradan çıktı. Zaten sağlık için atalarımızdan gelen bir şey vardır ya, nane ve limon birlikteliği. Oradan çıktı. Onun üzerine gelişti zaten. Bunlar yaşamaya başlayınca, bir karakter kazanmaya başlayınca zaten sizden de kopuyorlar. Şimdi kendileri gelişiyor. Mensubu olduğun şirketin aynı zamanda sahiplerinden birisi, evet. Dediğim kadarıyla ortaklarından birisi. Bir mottosu var. Diyorsunuz ki yerli kültürden kopmadan global ölçekte yapımlar sunmak arzusundayız biz. Evet, aslında bakarsanız dünyadaki bütün büyük şirketler aynı şeyi yapıyor. Bir animasyon konusunda aynı yapıdalar. Şöyle, biz bu toprakların suyunda hamur olduk ve piştik. Yani buradan kopma gibi bir şansınız yok zaten. Başka bir ülkede nane limonun bir çağrışımı var mı? Başka bir kültürde, başka bir millette? Yani mutfağın şey olduğu, etkin olduğu yerlerde olabilir. İşte İtalya gibi, İspanya gibi. Ama mesela İngiltere'de bir karşılığı var mıdır bilmiyorum. Buna benzer bir yapımlar, mutfakta geçen yapım... Buna benzer sonradan bir tane gördük, yani iki boyutlu bir yapım vardı. Ama işte dede falan bir aile şeydi. Ama biz böyle hani hiç aile, Nane Limon'da büyükleri hiç görmezsiniz. Sadece seslerini duyarsınız. Şey yaptık. Aslında çocukları mutfakta baş başa bıraktık. Sanki onları çekiyormuş gibi. Yani buydu. Senin için abi nasıl başlıyor hayal kurmak? Benim siz başlarken Pembe Panter'i gösterdiniz ya. Benim öyle başladı. Yaklaşık böyle 5-6 yaşlarında. Pembe Panter'i çiziyorum ve ben küçükken kendime söz verdim. Bunu hep söylerim. Yani çizgi filmleri izliyorum, böyle hayranıyım böyle, yani çizgiyle yaşıyorum. Bakıyorum böyle büyükler çok ilgilenmiyorlar. Ya diyorum, varol büyüdüğünde de acaba böyle mi olacak? Yani sen bunlar o kadar güzel şeyler ki sen büyüdüğünde bunları kaçıracak mısın acaba? Yani bunlar gibi olacak mısın diye. Söz verdim, sen kopma dedim. Ve gerçekten büyük bir söz vermişim içimdeki çocuk. Yani ya şu anda çok heyecanlanıyorum. Kontrat imzalamışsın. Kendinle kontrat imzalamışsın. Nerede bir çizgi film izlesem ve bir odaya girsem, nerede çizgili bir şey varsa tamamen odağım orada. Yani o dönemde de hep şunu düşündüm. Yani ben de bunları yapmalıyım. Yani animasyon sevdası o Pembe Panter zamanından beri var. Yani çizmek onunla başladı.
Ama keşke hani benim de böyle kendimin yarattığı böyle güzel bir çizgi film olsun dediğim şey benim küçüklüğe dayanıyor. Şu doğru mu? Küçüklük hayalim mi? Eylül ayında vizyonda olacak Fırıldak Ailesi. Evet. Yani o zamandan mı yani, kurguladın bu işi? Evet. Yani sinema filmi olarak adı konmamıştı belki ama ben bir yapım gerçekleştireceğim hayali küçüklüğümden beri var. Bu işte küçükken defterleri alıyordum. Tamamen bir çizgi romana dönüştürüyordum. Yani bir eser üretme işte çizgiyle yapılan bir şey. Yani benim ürettiğim bir şeyin insanlara ulaşması, birlikte paylaşmak tamamen küçüklük hayalim. İlk yarattığın karakter hangisiydi? Belki biz gördük veya görmedik ama. Güneş İzmir'de bir gazetenin ekiydi. Milliyet kardeşte bir ekti. Tipin adını da unuttum yani. Bir küçük bir çocuk karakteri yaratmıştım. İlk onu yaratmıştım. Ama adını bile unuttum yani. O kadar eski ki. Vay be. Hatırlayamıyorum. Şimdi yani söylemedik ama herhalde herkes biliyor grafiği 2000 deyince akla gelenleri. Yani en basitinden koca kafaları herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Kaç yıl oldu? Vallahi bir 8 sene falan olmuştur herhalde. İşte Baba Haber Bülteni olarak yayınlandı, evet. Koca Kafalar. Yani birçok şey sayılabilir aslında senin için ama en kült olan, en uzun soluklu olan o oldu herhalde diye tahmin ediyorum. Evet, Koca Kafalar hala devam ediyor. Koca Kafalarla Baba Haber Bülteni diye. Şimdi onun belirli bir reyting kitlesi oluştu. Zaten olaya başladığımızda da şöyle düşünmüştük. Haber öncesinde rahmetli Mehmet Ali Birant dedi ki yani haber öncesinde bir şey dedi haberi taşıyacak. Yani genelde haberin hep önünde güçlü bir şey olmasını isterler ki habere bir şey izleyici taşınsın diye. Yani Koca Kafalar olur dedi. O dönemde de meşhurdu. Biz internette bayağı izleniyorduk. Başka bir şey olur dedi. Biz de çıkışımız şöyle oldu. Bu mizah dergilerinde şimdi birinci sayfa kapak gündem esprisidir. Evet. Sonra işte birinci, ikinci, üçüncü sayfalarında da gündemle ilgili espriler vardır. Aslında bunun aynısının yansımasını televizyonda nasıl yaparız diye düşündük ve 7'den 77 herkes izlesin diye bir format olmalıydı. O anlamda gündemle yani Gırgır dergisine de eskiden aldığınızda şu anda devamı Uykusuz Penguen. Siz böyle ilk 3 sayfayı incelediğinizde aslında Türkiye'de neler olup bitiyor. Güzel damıtmışlar, size bir de espriyle vermişler. Her şeyden haberdar olursunuz. Aynı şeyi amaçladık ve bu televizyonda tuttu. Başarısı çok da yani. Başarılı oldu. Çok sanırım. Evet. Çok da başarılı. Keyifli. Herkesin zaten hani söyleyecek bir şey yok. İzlediği bir şey. Bu tesadüf bir şey midir? Yaratılan karakterlerde hani dünyada da en çok tutanlarda hep büyük gözler vardır. Var mıdır bunun bir subliminal mesajı veya bir şeyi? Hep koca koca gözler var. Ne bileyim ben böyle olduğunu... Japon çizgi filmlerinde vardır. Koca gözler. Japonların bunun kendi şimdi gözlerinin... Şimdi baktım Nane Limon da koca gözler. Kendi gözlerinin küçük olmasına bağlarlar Japonlar ama... Şöyle, zaten amorf yapılarla uğraşıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, bir çizgi filmi yaparken... Birebir insanı, birebir de çizebiliriz biz bilgisayarda. Ve biz ya da elimizle de. Fakat bunun şöyle bir manası yok. Zaten gerçekte karşılığı var. Siz insanları, seyircinin algısını farklı bir dünyanın içine sokmaya çalışıyorsunuz. Doğru. Mesela bu dünya komik olabilir, eğlenceli olabilir, kasvetli olabilir, her türlü şey olabilir. Ve bu dünyayı yeniden oluşturduğunuzda o dünyanın kurallarını kendi içinde, kendi tutarlılığı içinde kendiniz yapıyorsunuz. Gözler büyük olabilir, küçük olabilir. Göz bebekleri olmaz, sadece birer nokta olabilir. Burada şey değil, sizin bir derdiniz var, bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Bunu anlatacağınız argümanları, anlatmak için kullandığınız argümanları birbiriyle tutarlı, uyumlu bir şekilde kullanmayla alakalı. Yani bütün çizgi filmlerde gözler kocaman olacak diye bir kural yok. Ama karikatürden gelenlerde genelde bu vardır. Doğru. Ki ben varol kadar birebir karikatürün içinde değildim ama amatör olarak bayağı bir uğraşmışlığım var. Üniversiteden önce, üniversitede de uğraşmışlığım var. Bu animasyona tam olarak başlamadan önce ben de dediğim gibi defter kenarlarına kare kare çizim yapıp ilk animasyonumuzu öyle yapmışızdır yani. Animasyon canlandırma değil mi Türkçe? Evet. Tabii bu işin canlandırma yapıyorsunuz. Aslında şöyle birçok resmi hızlıca oynatarak bunu hareketliymiş gibi gösterme. Şimdi bu kadar dakikada bunun tekniğini öğrenmek mümkün değil ama tabii. Kare kare mi çiziyorsunuz gerçekten? Hani böyle nasıl bir şey? Temelde kare kare oluşuyor. Yani klasik animasyonda ilk yapılan örneklerinde zaten kare kare çiziliyor. Biz bilgisayarla yaptığımız için aslında çıktı yine kare kare oluyor. Hatta kare kare de uğraşıyoruz diyebiliriz. Vay vay vay. İyi bir animasyon. Maliyetli bir iş midir bu? Tabii. Evet. Yani. Evet bu kadar. Evet, evet bu kadar. Yani mesela şimdi 7-24 dizilerden bahsediyorlar. 7-24 daha doğrusu çalışan insanlar var. Sektörde ciddi paralar dönüyor. Real dizilerden bahsediyorum. Burada ama belli bir şeyiniz var. Hani süre de var. Yani biz
herhalde 1,5 saatlik Türk dizilerindeki gibi animasyon seyredemeyiz maliyetten dolayı diye tahmin ediyorum. Doğru mudur? Ancak doğru. Bunu sinemada göreceğiz şimdi Fırdak ailesi olarak. Yani ben mesela bunu bir tek bir özel kanalda denedim işte. Bir 13 bölüm sürdürebildim. Evet. Mesela orada biz yapabildiğimiz dünya standartları böyle 22 dakika falandır o Simpsonlar falan da. Mesela örnek 22 dakika için kaç saat çalıştınız? Kaç gün çalıştınız? Bunun ön hazırlığı çok uzun sürüyor. Yani animasyona başlanmadan önce o karakterlerin oluşturulması. Tabii, bir oyuncuları işte, yaratalım. İşte kemiklenmesi diye bir olay var. Bu aslında iki boyutlu da var. İşte üç boyutlu işte. Da var. Yani biz aslında karakterleri çiziyoruz önce. Ondan sonra bunlar bir kemik yapısına sahip oluyorlar. Normal insan gibi hareket etmeye başlıyorlar artık. Yani hani bilgisayarın bize getirdiği aslında biraz kolaylık o. Yani eskiden o belki her şeyi çizmek durumundaydık. Özellikle 3 boyutta mesela bir şeyi modellediğinizde bu mimaride de çok kullanılır. Yani bir evi önce bir hani 3 boyutlu olarak bir size gösterirler. Doğru. Bak, odası böyle. Aynen. Aynı şekilde karakterler de artık böyle modelleniyor. Artık onu istediğiniz gibi 360 derece çeviriyorsunuz. Sizin elinizde bir oyuncağınız var. Heykel. Dijital heykel. Yani ondan sonrasında bunun canlandırması. Valla şöyle yani bunun süresi mesela atıyorum 6 ayda olabilir ön hazırlık süresi. Evet. Çok hızlandırılmışsa 3 ayda olabilir ama. Hani üç şeyin aydan... altına düştüğünü evet, görmedim. Evet. 3 ay. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bunda daha seslendirme yok, bir şey yok, hikaye yok. Daha evet. Ortada hiçbir şey yok. Sadece o sizin dediğiniz heykeller var. Heykeller, onların kemik sistemleri, kas sistemleri, kumaşsa kumaşın şeyi. Şimdi 3 boyutlu animasyonda bizim yaptığımız yöntemde işte nane limonda ya da bizim cille diye bir çizgi filmimiz evet, var. Evet, onu biliyorum. O daha fantastik bir şey. Evet, o daha yaş grubu yüksek. Türk ve Orta Doğu mitolojisinden yola çıkarak Japon tekniğiyle ama 3 boyutlu animasyonu harmanladığımız ilginç bir iş oldu. Burada şey... Tamamen yarı mühendislik, yarı sanat burada devreye giriyor. Çünkü bizim mesela 3 boyutlu animasyon yaparken çok sayıda teknik insanlara ihtiyacımız oluyor. Çok sayıda bilgisayara ihtiyacımız oluyor. Hani şöyle söyleyeyim, vizyonda seyrettiğiniz bu büyük bütçeli filmlerde 10-12 bin tane bilgisayar 8 ay civarında hiç durmadan çalışır. Hayalet yapar. Evet. 10-12 bin mi? 10-12 bin. Yani Pixar'da mesela ismini... Çiftlik deniyor bunlar. Elektrik kesintisinin nedenini bulduk diyorsun. Evet. Onun için bir tane de şey çalışır, öyle söyleyeyim. Ana bir trafosu vardır diyorsun o işin yani. Trafoyu da bırakın, tesisi vardır. Çok sayıda bilgisayar evet. Ve çok sayıda ekip çalışır. Yani şöyle söyleyeyim, bizim Nani Limon'da ayda 10 dakikalık bizdeki Nani Limon 10 dakikaydı. Sonradan 13 dakikaya çıktı. 13 dakikalık bir bölümü yaklaşık 27 kişi 2,5 haftada bitiriyordu ön hazırlık yapıldıktan sonra. 27 kişi? Evet. 13 dakika? Evet. Cille'de daha 46 kişiydi. Ayda 2 bölüm işte 40 dakika yapabiliyorduk biz. Toplam 80 küsür kişiydik. Bu dünya normlarında da böyle midir? Yoksa biz hani biraz gelişiyoruz daha böyle midir? Ay bizde az. Fazladır. Bizde az, sayı az. Onlar daha rahat takılıyorlar değil mi? Tabii. Normal. Yani şöyle söyleyeyim, bir sinema filmi 400 kişiyle 3,5 senede biter orada. Vay. Bizim seyrettiğimiz o uzun metraj sinema filmleri falan. Tabii tabii, animasyon filmler. Mesela en son ben oğlumla Sünger Bob'a gittim. Hiç de beğenmedim bu arada. Yani ben beğenmedim, bilmiyorum. Çok hayal kırıklığına uğradım. Allah'tan vizyonda değil hala. Avustralya firması yapmıştı onun animasyonu. Öyle yani, hayır konuyu beğenmedim yani. Yoksa doğru, Sünger Bob'u ben seviyorum yani. Bir şey yoktu ortada. Ne kadar... yüksek teknoloji kullanın, ne kadar iyi çizersiniz çizin. Hikaye değil mi? Hikaye. Evet. Her şey hikaye. Hikayeyi siz mi buluyorsunuz? Yani karakterleri yarattınız bu işin uzmanları olarak. Aslında hikayeyi bulup da hikayeyle karakterin yaratımı paralel yürür genelde. Öyle midir? Evet, bizde öyle yürür. Çünkü sizde de öyle midir? Çünkü karakter oluşturmak dediğiniz kağıda çizmek değil sadece. Bu diyelim, limon nasıl bir karakterdir? Ne yer, ne içer? Ablasıyla diyaloğu nasıldır? Bunların hepsini yani hakikaten karakterine oturtursunuz. Tabii. Hikaye de onun çevresinde oluşur. Limon kaç yaşında? Limon ilk başladığımızda 5,5 yaşındaydı. Sonra okula başladı. Ha, büyütüyorsunuz da o adamı. Tabii. Bir daha çiziyorsun o adamı. Tabii yani onun anatomisi de ona göre değişiyor. Oo. Yani sonuçta bu okula başlayınca sırtında çanta taşıyacak. Ona göre anatomisi de ona göre değişiyor. Ve şey ağır bir çanta taşıyacak falan. Hafif skolyoz da olur bu adam. Skolyoz yani. Biz onu öyle yapmadık. Çantanın içini boş yaptık özellikle. Peki. Sizde de öyle midir? Hikayeyle karakter paralel mi gider? Bizde genelde senaryo yani aslında iki türlü de oluyor. Başta bir senaryo oluşturulursa ona göre yani oradaki karakterler önce bir işte evin babası şu karaktere sahiptir, sakindir atıyorum.
çılgındır, bir şeydir. Biraz karakter ona göre biçimleniyor. Ama aslında paralel gidiyor. Yani şöyle yani, söyleyeyim, evet. Siz karakteri illaki oluyordur, bizde de öyle oluyor çünkü. Karaktere bir ek yaptığınızda evet. Bu baba, mesela evin babası maydanozdan nefret eder dediğinizde hikaye ona doğru zaten evet, sonradan da değişebiliyor. Şimdi ben mesela hani az önce de konuştuk, Simpsonlar hastasıyım. Evet. O herhalde büyükler için dizayn edilmiş evet. bir animasyon veya çizgi film. Biz çizgi film diyoruz ya. Kült bir yapımdır, evet. Kült. Ya, hastasıyım. Hakikaten olsa şimdi programı bırakıp onu seyrederim. O kadar çok seviyorum yani, o kadar. Şimdi büyüklere mi küçüklere mi iş yapmak hani alıcı olarak baktığımız zaman daha zordur. Mesela Fırıldak Ailesi muhtemelen büyükler için yapılmış evet. bir iş. Yani biz büyüklere çizgi film diye zaten lanse ettik onu. Doğru zaten. Ya şöyle şimdi bizim gittiğimiz yol biraz denenmemiş bir yoldu. Evet. Allah kolaylık versin. Evet yani sonuçta fakat mesela özel kanalda işte 13 bölüm yayınlandı. Biz sonradan şunu yaptık. Aslında Koca Kafalar'la başlayayım. Mesela Koca Kafalar'da lütfen. Da biz bunun tereddütünü yaşadık. Sonuçta işin içinde bir animasyon var ve Türk televizyonlarında hani büyüklerin izleyebileceği tek bir animasyon dizimiz yok ne yazık ki. Yok. Yani hakikaten yok. Şu anda da yok. Biz dedik ki öyle bir şey yapalım ki büyükler de izleyebilsinler. Şu anda fragmanlarından birini görüyorsunuz Fırıldak Ailesi'nin ekranında. Evet. O anlamda aslında Fırıldak Ailesi de riskli bir işti. Fakat tabii ki bu bütçelerden bahsettiniz de işte bütçelerle doğru orantı, kanalın reklam girdisi falan filan derken biz yayından kaldırıldık. Şey oluyor mu? İsme cisme gerek yok da ya oğlum biz Kıvanç'a veriyoruz bu parayı falan gibisinden. Yok işte, öyle çizgi, değil. Öyle yani, bir şey yok değil mi? Öyle bütçelerle yok. Öyle bütçelerle hareket etmedik. Aslında yani Türkiye için aslında yani bize göre biz mesela Fırıldak karşısında başladığımızda bize göre iyi bir bütçeydi ama şimdi dünya standartlarında çok komik paralar. Yani hani yani imkansız yani. Yani şöyle söyleyeyim. Doğru. Yine mesela, siz kendinizden veriyorsunuz. Türkiye'de bizim yaptığımız çocuklara yönelik çizgi filmde TRT Çocuk'la başladı. Onun desteğiyle başladı ama startı verdi. Şimdi bunu normalde bu iş dünyada özel sektörle yürür. Ve çok büyük bir sektördür. Yani şöyle söyleyeyim. Reklam sektörünü düşünün. Bir sürü geceler yapılır. Bir sürü ödül törenleri yapılır. Türkiye'de yaklaşık 4-4,5 milyar dolarlık bir sektördür. Çizgi film ve bunun etrafında dönen işte Oyuncak Nevresim, Babasınız biliyorsunuz. Merchandising dedikleri şeyler. Merchandising 100 küsür parçalık belki de daha fazla parçalık olan sektör Türkiye'de yaklaşık bir reklam sektörü kadardır. Ve bu yurt dışından şu anda yani geliyor. Yani şu su bu su iç çamaşırı tabii, her tabii. şey aklına lisans gelen. Hakları. Lisansları. Evet lisans hakları bunların yani şu ana kadar genelde yurt dışından gelen çizgi filmlerin ve bunların lisans firmalarının organizasyonu şeklinde yürüyordu. Şimdi yeni yeni Türkiye'de çocuk çizgi filminden bahsediyorum. Çocuk çizgi filmi Türkiye'de yaygınlaştıkça ve kendi markaları yavaş yavaş oluşmaya başlayınca şey olmaya başladı. Artık Türkiye'de bu sektör hareketlenmeye başladı. Bu sektör birbirini desteklediği zaman da şimdi biz de dediğim gibi dünyanın 1/7 bütçeleriyle falan çalışıyoruz. Yani şöyle düşünün, kullandığımız bütün ekipmanları dünyanın 1-1,5 katını satın alıyoruz. Evet. Ama 1/7 bütçeyle çalışıyoruz. Onun için az ekiple çok işler yapmaya çalışıyoruz. Çok idealist adamlarsınız. Peki sizin gibi idealist olmak isteyen insanlar, gençler hangi üniversite, hani üniversite hangisi olduğu önemli değil de hangi lisans programını bitirmek durumundalar? Aslında ben fizikçiyim. Öyle söyleyeyim. Siz alaylı girdiniz bu işe. Eyvallah ama artık herhalde tabii, vardır değil mi bizim üniversitelerimizde böyle bölümler? Anadolu Üniversitesi mesela. Mesela? Kütahya'da var. Dumlupınar. Nedir bölümün ismi? Animasyon bölümü. Çizgi film. Bayağı animasyon tabii, bölümü tabii. Yani. Bayağı animasyon bölümü var. Sadece şimdi mesela 3 boyutlu animasyon için konuşurum. Sadece animasyon bölümünden gelen insanların dışında bizim bilgisayar mühendislerine, yazılımcılara ciddi ciddi ihtiyaçlarımız var yani bu konuda. Hakikaten Türkiye'de büyük bir sıkıntı var. Çünkü biz aynı zamanda teknoloji de geliştiriyoruz. Bütün stüdyolar dünyadaki kendi teknolojilerinde ihtiyaçlarına göre kendileri de geliştirir. Geçenlerde bir haber belki değerli izleyenlerimiz de özellikle yazılı basında çıkmıştı. Bir film, sinema filmi, Türk filmi, animasyon galiba ismi Murat Kaptan'dı. Murat Kaptan? Murat Kaptan. 500 küsür izleyiciye ulaştı sadece ve sadece. Ve 90-100 kopyayla yani sinema salonunda gösterildi. Mesela... Siz bilmiyordunuz galiba moralinizi bozmak gibi olmasın ama yani
Murat yok Kaplan'ı duymadın mı? İşte duymadık. Problem de o zaten. Bir de yani duymadık. Böyle bir şey oldu. Şimdi tabii bir de PR kısmı var. Pazarlama kısmı var. Ondan kaynaklı bir şey olabilir diye evet, düşünüyorum. Evet olabilir. Şimdi tekrar başa döneceğim. Yani bir önceki soruya. Büyüklere mi yoksa çocuklara mı iş yapmak daha zor? Bence her ikisinde zorluğu var. Önemli olan burada ikisinde de içerik. Yani doğru içeriğiniz varsa... çocuklara yönelik de olsa ikisinde de aslında aynı zorluk var. Yani çocuk içeriğinde de çok kötü bir içerik üretebilirsiniz büyüklere göre de. Şimdi büyüklere de şöyle bir sorun var. Gerçekten şu anda denenmemiş. Biz şu anda bir sinema filmi yapıyoruz. İşte önümüzdeki Eylül'de belki vizyona girecek. Prepare your lavaş diyorsun. Efendim? Prepare your lavaş. Aynen öyle. Sloganınız var. Lavaşlarınızı yani hazırlayın. İşte Fırıldak ailesinin o televizyondaki macerası bitince biz bunu internette bir sponsor vasıtasıyla bir sene şey yaptık dedik her çarşamba günü işte saat 20'de yeni bölümü yayınlayacağız dedik. Ve gerçekten çok inanılmaz şeyler oldu. Mesela Facebook'ta 1 milyona ulaşan beğeniye ulaştı. Bunlar işte bu tür şeyler aslında bu bizim mücadelemiz. Yani televizyonda biten bir şeyi biz mücadele ediyoruz. Ben bu karakterleri seviyorum. Sonunda bunun bir sinema filmine yapılabilecek hale dönüştüğünü gördük. Yani dedik, biz bundan bir sinema filmi üretebiliriz dedik. Şu anda da onun macerası var. Ya umarım mesela bu tür filmler tutar. Biraz önce de onu konuşuyorduk hep. Yani her tutan film bizim için iyi bir şey. Aslında sektörün canlanması için bir ivme kazandıracak şimdi bir şey. Real filmler için derler ya 1 milyon barajı bizim için çok önemli. Sizin için? Keşke 1 milyon olsak mesela biz yaşadık yani. İnşallah. Şimdi sormuşsun çocuklarıma büyüklerime animasyon daha zor diye. Çünkü çocuklar çok seçicidir bilirim yani. Aslında ben olsam çocuklar zor derim. Yalnız gişe başarısı bakımından düşünürseniz bir çocuk en az iki tane bebeğiyle sinemaya gidiyor. Tamam. Dünyada da şöyle bir şey vardır. Mesela büyük bütçeli siz çocuğunuzu alıp sinemaya gittiğinizde büyük bütçeli bir animasyon filme gittiğinizde siz de eğleniyorsunuz. Yani mesela Ice Age değil mi? Tabii. Ice Age, Cars falan hepsini. Tabii siz de eğleniyorsunuz. İşte bu öyle. Aslında evrensel başarıyı burada yakalanıyor. Çocuk büyüklüğü ayırtmıyorlar. Sinemaya gelen herkesi eğlendirmeniz. Genel izleyici Türkçesi bu yani. Evet. Herkesi eğlendirmeniz gerekiyor. Çocuk da bunun içinden bir şey bulabilir. Büyük de yani 7'den 70'e denir ya. Bu tarzda yapımlar ortaya çıkmaya başladığında genelde de komedi hikayeleridir. Bunlar komedi macera hikayeleridir. Doğru. Bu tarz yapımlar çıkmaya başladıkça zaten ülkede de biz de artık dünyaya açılabilir bir seviyeye geleceğiz. Aslına bakarsanız bilgi, birikim, ekipman her şey var. Ve sektör olarak düşünürseniz şöyle bir şey söyleyeyim. Ham maddesi olmayan bir sektör. Bütün ham maddeniz burada. Kesinlikle öyle. Ve Uzak Doğu, Uzak Asya ülkeleri bu konuda ciddi öngörüde bulunup ciddi yatırımlar yaptı eğitimine ve destek konusunda. Niye? Genç nüfusları vardı. Bizim de aslında çok genç nüfusumuz var. Çok eğitilebilir bir nüfusumuz var. Ve dünyada bu konuda çizgi film olsun, animasyon, oyun olsun, bilgisayar oyunu olsun. Bu konuda dünyada ciddi bir manada yer alabileceğimizi düşünüyorum yapı yani olarak. Çok güzel yapımlar yapıyorsunuz. Mesela Fırıldak ailesinde çok enteresan şeyler var. Zaten takipleri çok iyi biliyor. Kimin aklına geldi Mahmut Tuncer? Enteresan. Yani bir de seslendirme durumu var. Tamam bunları ete kemiğe büründürdüğünüz bir şekilde. Kim seslendirecek bunları? Birileri seslendirecek. Aslında şöyle oldu. Biz Murat Boz var bildiğim kadarıyla. Evet internet maceralarında... Mahmut Tuncer bizim hep sevdiğimiz. Sosyal medyada da aslında Mahmut Tuncer'in bayağı bir fanı var böyle. Tabii işte caps'lerini sürekli paylaşırlar. Doğru. Biz de o kadar hoşumuza gidiyordu ki maceralarda bu araya giriyordu. Bir karakter olarak şey yapıyordu. Ondan sonra dedik ya sinema filminde de bu olsun dedik. Gerçekten de sinema filminin içinde yer alıyor. Kendisiyle konuştuk. Seve seve dedi. Seslendirme yaparken dedik ki ya bundan biz bir remix şarkı üreteceğiz dedik. Yani siz belirli cümleleri okuyun. Biz onları alıp bir şarkıya dönüştüreceğiz dedik. Gerçekten sosyal medyada bayağı patlama yarattı. Hemen yani. Seyredelim. Tamam. Hemen seyredelim. Sen pas attın madem. Buyurunuz. Böyle mi çekti? Başlayalım o zaman. Şimdi English Boys and Girls, I'm an English Boys. My name is Mahmut Tunca. No, no, no. No expectation, baby. No, no, no. One man
One girl, two girl, Wonka. One man, one girl, two girl, Wonka. Every time, sometime, every time, and somebody else's love. Ben kaydis, bilgis var, bilgis var. Prepare your lover. This summer, no, no, not summer. October, October, November, July, January. No, no, not summer. October, October. Fırıl down family. Fırıl down family. Are you ready? Lan olmuş. Nedir lo? Ne var lo? Ya o nedir? Ula nedir lo? Ya o nedir? Ula ne var? Ula ne var? Lan olmuş. Nedir lo? Ne var lo? Ya o nedir? Ula nedir lo? Ya o nedir? Are you ready? Mahmut Tuncer. No, no, no. No expectation, baby. No, no, no. One man, one girl, two girl, one car. One man, one girl, two girl, one car. Every time, sometime, every time, heaven, somebody else's now. Now, ben kaydis, bilgis var, bilgis var. Prepare your love. Sana eminim, çok iyi olmuş. Ben de. Artı yani şarkı olarak da tamamdır yani. Evet, evet. Mahmut abiye sevgiler yani. Konser olmuş performansını bekliyoruz bak. İnşallah. Abi, ben sana söyleyeyim mi? Yani bilmiyorum. Mahmut Tuncer de sonuçta çok zeki bir adam. Özellikle yeni nesil için harika, rahmetli Müslüm Gürses'le bir İngilizce albüm yapmış. Tabii ciddi bir şey yapmış. Eyvallah ama yani çok acayip olmuş. Çok mesela acayip sosyal olmuş. Medyada yorumlara bakın. Herkes şey diyor. Ya dilime takıldı sabahtan beri şarkı. Tabii yani. Ve gerçekten benim de dilime takıldı yani. Ben dinliyorum ve sürekli böyle dinlenebilecek çok bir şarkı yani. Ya. Muhteşem oldu. Önemli. Başka kimler var seslendirenlerden? Şu anda Murat Boz var, Yılmaz Vural var. Yılmaz Vural var. Tabii teknik direktör. Biliyorum. o da enteresan buluş. Tabii teknik direktör demen de saçma bir şey oldu. Yok yani. Belki bilmeyen olabilir. Tayfun Talipoğlu var. Japonya'dan seyredenler varsa evet. Üç adam var. Mesela üç adamda da güzel bir espri kullandık. İşte dünyada dedik bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bir karakteri genelde bir ünlü seslendiriyor. Bir karakteri üç adam birden seslendirdi diye böyle komik bir yaklaşımla. Onun da sesi dönüyor diyorsun karakterin sürekli. Evet evet. Kişilik çatışması yaşıyoruz. Adam böyle konuşuyor. Diğeri şarkıya giriyor. Şeyiniz var mıdır mesela? Hani siz hakikaten uçuk kaçık adamlarsınız. Hani birileri size tamam abi yeter. Hani bundan sonrası anlaşılmaz falan olur gibi. Yanınızda adamlar var mıdır? Biraz daha aklı selim. Yanlış anlamayın. Hiç akıllar... Tamam abi çok uçtuk falan filan. Akıllı adam yok bizde. Yani, bu kadar da olmasın. Hani anlaşılsın bu iş falan. O şey oluyor. Uçmayalım. Mesela bu şey toplantılarında, senaryoda, fikir toplantılarında serbestsiniz zaten. Uçuşa geçiyorsunuz. Değil mi? Ondan sonra zaten hani artık içtiğiniz çayların ve kahvelerin etkisiyle biraz daha normale dönüyorsunuz. Kendi kendinizi törpüleyebiliyorsunuz. Ama ilk başta zaten o kadar uçmak gerekiyor. Evet, o brainstorming deniyor işte. Beyin fırtınası. Şeyi yaratmak daha mı zordur? Hani sonuçta insan yaratıyorsunuz orada. Hani eli, kolu, bacağı falan bizim form, bizim yaratılışımızda formda. Başka formlar yaratmak mesela. Tam aksine. Başka yaratıklar. Evet. Bence daha kolay değil mi? Öyle mi? Tabii. Onu kabul ettirmek yani. Yani şöyle, falan bir şey. Şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Ben diyelim bir karakter çizdik. Tamam. İnsan yapısında. İsmi de işte Ahmet, Mehmet neyse. Tamam. Bu karakteri kıyaslayabileceğiniz dünyada 5,5 milyar insan var. Aynen öyle. Ve sizin gözünüz inanılmaz derecede, beyniniz ayırt edici. Siz burada yaptığınız en ufak bir hata size kötü olarak gözüküyor. Ama kimsenin görmediği bir karakteri garantili oluşturduğunuz zaman hayatınızda ilk defa görürsünüz. Yani Jurassic Park diye bir film var. Doğru. Dinozorların orada kükrediğini gördük. Normalde dinozorlar kükrer mi kükremez mi bilmiyoruz ama herkes dinozorların evet kükrediğini zannediyor. Kükremez miymiş? Hayır, bilim adamları falan bir şey mi dedi? Hayır, şey dediler sonuçta kuş yapısına sahip evet kükremezler. Dinozorlara aslında bakarsanız kuştan... Bitirdim filmi ya. Kaç seriyi. Hakikaten mi? Ama işte orada standardı orada onu kükreten adam koydu. Şu anda herkes dinozorlar işte büyük T-Rex gelir doğru kükrer diyebiliriz. Aynen. Herkes de öyle bilir. Çünkü daha önce kimse dinozor görmedi.
Evet ama en azından bir fosildi, bir varsayımdı, bir şey falan. Ya, evet, tamam, sesini işte, duymadık en azından ama. Dediğin doğru. Zoologların çizimleri üzerinden doğru. Var. Doğru. Ama sesini ilk defa orada o kişi koydu. O zaman daha garantili bir şey galiba. Ama gerçekten bak şu Jurassic Park'ta mesela yakın gidiyor böyle gözüne, gözünü gösteriyor dinozorun. Baktığında böyle şey muhabbet kuşlarının gözü gibi yani. Hani ama zaten dinozorun ayak yapısı, ayak anatomisi bildiğiniz şey, deve kuşu bir dinozor olarak kabul edilir. Öyle mi? Tabii yani bütün anatomik kemik yapısı kuşdur dinozorun. Kuşla aynı. O familyadan geliyor diyorsun. Tabii. Yani. Daha doğrusu bizimkiler yani, o familyadan geldi. Yaşayan kuşlar dinozorların son kalıntıları. Hiç böyle bakmamıştım. Evet zaman. Öyledir. Yani kısacası hani sorunun cevabı onlar daha garantili. Çünkü kıyaslama şansları yok insanlar. Tabii tabii. Yani. Bunu ben yaptım oldu. Ama, kime soracaksan oldu işte bitti benim yaptım. Ama bence şu da var yani tabii oradaki kalite çok önemli yani. Öyle bir yani inandırıyor ki bizi. Yani sonuçta orada üreteceğiniz karakterin gerçekten hani seyirciyi inandırması gerekiyor. Böyle bir şey gerçekten yaşamış. Yani şöyle yani Avatar'da da gördük değil mi? Onlar da mesela ne kadar evet onlar yaşıyor falan diye düşündük. Sinemadan çıktıktan sonra dünya gri geldi bize. Değil mi Avatar'da? Ya da şöyle düşünün. Çocuğunuzda işte buz devrine gidiyorsunuz. Orada hayvan karakterler var. 5. dakikaya kadar bunları hayvan olarak kabul ediyorsunuz. 5. dakikadan sonra o kadar inandırıcı ve şeyler ki onlar artık birer bireyler. Evet, şimdi geçen bir makale okudum. Zaten hani insanlara bazen söyletemeyeceğin veya oynatamayacağın şeylerin en garantilisi yap bir hayvan illüstrasyonu, ona insan karakterini yükle, yürü. Fable. İşte La Fontaine'den. Bravo. Bu da Fable. Doğru. Yani. Çok güzel. Ve bunu animasyonda o Fable'ı devam ettiriyorlar La Fontaine'in. Evet. Çok yani, başarılı bir zeka örneği aslında. Ne istiyorsan yaptır adamlara. Şöyle çizgi filmlerde bu eski Warner Bros. Ekolinden gelen çarplı düştü ama hiçbir şey olmadı vardır ya. Evet. Riskli bir şeydir aslında pedagojik olarak tartışılır hala da. Mesela bak bu çok tartışıldı. Ben yıllarca Sihirli Annem'de oynarken de aynı şey. Real bir diziydi. Hı. Evet fantastik bir dünyaydı. Sihirdi şuydu falan filan. Mesela şunu çok savunan insanlar oldu. Çok yanlış yönlendiriyorsunuz. Ama ben de şunu savundum. Ben de çocukluğumda Süpermen'le, Batman'le, Örümcek Adam'la temel hiçbir zaman pelerin takıp da balkondan atlamak gelmedi aklıma. Vallahi şimdi gelmedi. Şöyle bir durum var. İstatistik olarak da yok zaten. Hani ya çok bir fazla de şöyle gelmedi. Bir durum var. Şimdi biz pedagojik olarak çocuklarımızı aslında ülke olarak genel steril, her şeyin yemyeşil olduğu bir dünya oluşturmaya çalışıyoruz. Kavanoz dünya değil mi? Evet. Şimdi şiddet olmasın deniyor. Eyvallah yani şiddet zaten kötü amaçlı kullanılarak gösterilemez. Bunun şeyi sonuçları farklı olur. Ama gerçek hayatta bir şiddet var. Yani çocuk bir yere çarpıp düşecek birisiyle belki şey yapacak. Doğru. Tartışacak bir şey olacak. Ve şiddeti görecek. Eğer bunu düzgün şekilde, pedagojik olarak düzgün şekilde anlatabilirseniz çizgi filmin içinde şiddet olabilir dozunda. Ekipte pedagog var mı? Var. Sizde? Tabii canım biz TRT ile çalışıyoruz. Yani kaç tane denetimden geçiyoruz. Çok önemli. Sizde var mı? Bizde yok. Bu güzel. En büyük şansları o. Psikolog? O da mı yok? Psikiyatr? Senin için var mı? Yok. İkim için var diyor. Bana var bir tek. Yani çocuklara yönelik bir şey olduğunda bizde de vardı ama yani büyüklere yönelik bir şey de çok takmıyoruz yani. Ya, en büyük şansları o. Yani çok iyi. Dur diyenden bahsediyordunuz ya. Evet. İşte bizde onlardan var. Ama evet. Şey tabii bizim de çocuklar üzerine bir iş yaptığınız için riskiniz çok fazla. Yani sorumluluğunuz çok fazla. Yani orada yapacağınız yanlış bir şey. Şu Nane Limanı'nın 4 milyon izleyicisi var. Oy çok iyi rakam. Evet. Yani orada yapacağınız en ufak bir hata, pedagojik olarak hata, 4 milyon insanı etkileyecek. Bu da büyük bir vebal demek yani. Bir de şey oluyor mesela izleyici tepkileri çok fazla. Hemen tabii yazıyorlar işte TRT'ye falan. Hani, işte burada bu göründü, şey oldu, çocuğum kötü yani, etkilendi falan. Bayağı bir seyirci duyarlılığı mesela, var yani. Bir de şimdi biz bunu hep herhalde ekrandayım diye duyarlılık diyorsun diye tahmin ediyorum. Evet, duyarlılık. 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 Ama ofiste öyle konuşmuyoruz. Ofiste sallıyoruz. Çok iyi ya. Şey bir de mesela ülkede şu ana kadar yerli çizgi film, yerli yapımlarda çok fazla bir şey olmadığı için mesela biz Cille'nin ilk bölümünde ya çok basit bir şey yaptık. 2 tane çocuk geliyor eve. Bunların bir tane Aşur'la teyzesi var. Bunlara ayran ve ıspanaklı börek yapıyor. Ispanaklı börek için bize o kadar çok mail geldi ki. Ya, ya çizgi filmde ilk defa ıspanaklı börek gördük diye. Hani ıspanaklı börek sadece bu ülkede yapılmıyordur büyük ihtimalle ama. Ben hiç görmedim hiç yani ama olabilir olmaya da bilir. Ve şey yani seyirci direkt bunu fark ediyor. Aileler fark ediyor.
Ispanağı bir Temel Reis'te görmüştük. Aynen. O da şey ıspanak stoklarını tutmak için yapılmış. Bravo ya. Ben ne hayal kırıklığına uğramıştım onu öğrendiğimde. Ispanakları yiyip pazılarımıza bakıyorduk. Sonra Amerika'da ıspanak stoğu fazlasını bize yedirmek için o çizgi filmi yaptıklarını anladığımızda... Ya şöyle söyleyeyim bak. Bak şöyle söyleyeyim çizgi filmin etkisi olarak. 1991'e kadar ülkede pizzacılar sadece İtalyan restoranlarında vardı. 1991'de Ninja Kaplumbağalar diye bir çizgi film yayınlandı. Sonra Amerikan pizzası çıktı değil mi? Hayır, şu anda her sokakta 3 tane pizzacı var. Doğru. Yani bu etkilediği sektör olarak da düşünün bunu. Bir dakika, çok nane, doğru. Limon, süblimiler, he? Hmm. Nedir bu? Gribe karşı savaşıyoruz. Ya bir şey diyeceğim. Yani bir 20 dakikamız, bir 30 dakikamız daha olsaydı da konuşsaydık. İyi ki geldiniz ama program bitti. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Fırıldak ailesini bekliyoruz orta dünyayı. İnşallah Eylül'de. İnşallah. Çok çok teşekkürler. Yeni yapımları bekliyoruz. Zaten çocuklar zevkle izliyorlar. Biz büyükler de eminim sizin yapımlarınızı da zevkle izlemeye devam edeceğiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Efendim Ortaya Konuşalım'ın sonuna geldik. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Gelecek hafta farklı konseptlerle karşınızda olacağız. Şimdiden iyi haftalar, sevgiler ve saygılar.